İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te yine bir salı akşamı beraberiz ve bu akşam hukuk akşamı diyelim. Çünkü bu akşamki konuklarımın ikisi de hukukçu, ikisi de avukat. Gerçi biri hem profesör hem de avukatların en başındaki avukat, Türkiye Barlar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu. İlk bölümde Metin Bey'le beraber olacağız ve konuşacağımız mevzu biraz daldan dala aslında. En başta Anayasa Mahkemesi'nin kimilerince eleştirilen, kimilerince alkışlanan Twitter'la ilgili kararı var. Doğrusu benim garipsediğim bir karar. Özgürlükçü de olsa, karar doğru da olsa içerik olarak alınış biçim açısından doğrusu kafamda soru işaretleri olan bir karar. Bu konuyu Sayın Feyzo'ya konuşacağız. Seçimdeki hile iddialarını konuşacağız. Oyların yeniden sayılması, bazı yerlere tekrarlanacak olması. Bu hukuken ne anlam ifade ediyor? Hukuken neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine herkesin çok konuştuğu bir mesele var. Biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın cezaevine girip girmeyeceği meselesi. Buna biraz değineceğiz. Bununla ilgili de hukuki prosedür nedir, ne aşamadır açısı merak ediliyor. Bunları da konuşacağız. Ve tabii en sıcak gelişmeyi de onunla da programa başlayacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'na atılan iki yumruğu konuşacağız. İki bölümde ise Hüseyin Ersöz konuğumuz, avukat Hüseyin Ersöz konuğumuz. Hüseyin Ersöz Ergenekon davası sanık avukatlarından ve davanın biliyorsunuz kütüphane dolduracak kadar büyük bir gerekçeli kararı 10 ay hemen hemen sonra yayınlandı. Ve bu karar geçerli mi, geçerli değil mi? Böyle bir gerekçeli karar olur mu, olmaz mı? Bundan sonra Ergenekon davası nereye gider, bir yere gider mi? Bunları da Sayın Hüseyin Ersöz'le konuşacağız. Sayın Başkan, Sayın Feyzoğlu hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ne güzel sizi burada görmek. Keşke daha sık görüşebilsek. Sizle çünkü pozitif ve elektrik var her zaman. En gergin ortamlarda bile. Hemen şu son olayla ilgili biraz fikrinizi almak istiyorum. Kemal Bey'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na mecliste yumruklu saldırı. Daha önce çeşitli siyasi liderler oldu. En çok da nedense CHP liderleri oluyor. Ecevit'e olmuştu, İnönü'ye birkaç kere olmuştu böyle saldırılar veya saldırı girişimleri. Meclis çatısı altında böyle bir şey nasıl buldunuz? Nasıl olabildi? Vallahi meclis çatısı altında veya bir başka yerde son derece üzücü. Sayın Kılıçdaroğlu son derece barışçıl bir insandır. Şiddetten tamamen uzaktır. O yüzden şiddet ve Kılıçdaroğlu'nu yan yana getiren bir kareyi aklım hafsalam almıyor. Beni de almıyor, aynı. O kadar üzgünüm ki bu olayda. Çok daha kötü de olabilirdi. Hem Kemal Bey'e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi kişiliğine hem de milletimize geçmiş olsun diyorum. Bu gerçekten korkunç bir olay. Peki bir koruma zafiyeti yok mu yani? Hadi bir yumruk neyse ama iki yumruk atıyor olması yani biraz garip değil mi? Yani ortamı bilmiyorum nasıl geliştiğini. Yalnız meclisin grup günleri bir kaos ortamı. Bir hengam oluyor. Bir kaos ortamı var. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. O kaosun içinde işte kim ne konuşuyor, nereye gidiyor, ne oluyor, kim kimdir, her şey birbirine giriyor. Ben tabii bu saldırıyı kınıyorum. Kınıyorum ve hepimize büyük geçmiş olsun diyorum. Allah daha beterinden şükürler olsun ki korudu. Ama tam da bu gündemde bir şey önermek istiyorum bütün siyasi partilere. Bu grup toplantıları genel başkanların kürsüye çıkıp işte yüksek sesle bir sürü şeyi tek monolog şeklinde söyledikleri ve ondan sonra da grubun kapandığı işte herkesin de birilerine selam verdiği bir ortamda geçiyor. Aynen. Dolayısıyla grup toplantısı değil aslında. Genel başkanların gruba seslenişleri. Bu. Halbuki grup toplantıları işte biz diyoruz ya yasamanın yürütme üzerinde ve milletvekillerinin de parti üzerinde bir ağırlığı olsun diye istiyoruz ya. Öyle bir şey olabilmesi için grup toplantılarında ki bu milletvekillerin bir araya geldiği tek ortamdır. Grup toplantılarında genel başkanlardan ziyade veya en az genel başkanlar kadar diğerleri konuşsunlar, eleştirilerini yapsınlar. Milletvekilleri konuşsun, eleştirisinler.
Yani halka açık, halka kapalı, bunların hepsi ayrıca tartışılır. Ama grup toplantıları biraz da Türkiye'de tabii basının muhalefete kapanması, muhalefetin yeteri kadar televizyonda ve basında kendisine yer bulamaması sebebiyle grup toplantıları naklen yayınlandığı için genel başkanların halka seslenişlerine dönüyor. Öyle, ulusa sesleniş yapıyor. Yani bu ulusa sesleniş gibi oluyor. O yüzden belki bunu ayrı bir gündemde, yani ayrı televizyonlar ayrı bir ortamda belki bu genel başkanların ulusa seslenişlerini verebilirler, ama grup toplantılarını asıl amacına çevirmek lazım. Çünkü parti içi bir işte öz eleştiri mekanizması çalışmıyor o yüzden. Ve biz hep tek adamlıktan şikayet ediyoruz. Maalesef, bu da tek adamlık, başka bir örneği. Maalesef yani. Bütün siyasi partilerde böyle bir tek adamlık var. İstişare mekanizmaları, karar mekanizmaları, ortak akla ulaşma mekanizmaları maalesef çalışmıyor. Partiler kendilerini hangi isimle, hangi sıfatla adlandırırsa adlandırsın, işte başına olsun, demokrat desin, sosyal desin falan fark etmiyor. Hepsinde bir böyle... Lider sotası dediğimiz durum var yani. Yani ben daha nazik ifade edeyim onu. Bir kişinin işte etrafındaki çok az sayıda kişiyle yönettiği bir durum var. Yani bir nevi bir oligarşi var. Bunu kırmak lazım artık. Türkiye'nin gerçekten dinamik güçleri var. O dinamik güçleri partilerde etkili kılabilmemiz gerekiyor. Peki ama halk da lider istemiyor mu? Yani halka baktığınız zaman halk da liderin peşine gitmiyor mu? Son seçim bunu çok net göstermedi. Şimdi bunda çok haklısınız ama bu lideri bilgiyle donatabilmek için o liderin de çok farklı görüşleri tartışabilmesi veya tartıştırabilmesi lazım. Dolayısıyla evet, lider hiçbir demokraside önemsiz değil. Yani dünyanın her yerine baktığınız zaman, yani Almanya'ya da baktığınız zaman lider sürüklüyor. İngiltere'ye de baktığınız zaman lider sürüklüyor. Lider, daha doğrusu genel başkan liderlik vasıfları yeterli olmadığında sürükleyemiyor. Oylarında düşüş yakalıyor, görüyorsunuz partilerin falan. Ama sonuç itibariyle her şeyi ben bilirim diyen bir lider yapısı çağdaş dünyada yok. Bir istişare mekanizması var, ortak akla ulaşma mekanizması var, strateji belirlemek için en iyilerden destek almak var. Bir liderin her konuyu bilmesi mümkün değil. Lider kimin neyi bildiğini bilen, organizasyonu gayet iyi yapabilen, iş veren ve işin dönüşünü takip eden konumdadır. Yani lider dediğiniz çağdaş siyasi partilerde aslında bir orkestra şefidir. Her yerde öyledir. İş yerlerinde de öyledir baktığınız zaman. Yani kalkıp da bir mesela bir CEO'nun veya genel müdürün her şey yapması beklenmez, ama o kimin ne yapacağını kararlaştırıp en ehillere verip sonucu alan insandır. Ve sonucu takip eder. Adım adım takip eder. Yani bu sürecin doğru işlemesini sağlayacaksınız. Sistemi kuracaksınız. Sistem kurabiliyorsanız ve sistemin de kontrol mekanizmalarını kurup işlemesini sağlıyorsanız, geri dönüşü alıyorsanız o zaman lider oluyorsunuz. Yani bu iş yerinde de böyle, bir meslek örgütünü yönetirken de böyle, büronuzu yönetirken de böyle, fark etmiyor. Peki, Kemal Bey'e bir kez daha geçmiş olsun deyip Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'la ilgili kararı benim kafamı karıştırdı. Onu biraz sizinle konuşmak gerekirse tartışmak istiyorum. Şimdi Anayasa Değişikliği, Anayasa Mahkemesi'ne tanınan haklardan bir tanesi, aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiği gibi yargıyla ilgili mağduriyet yaşadığını iddia edenlerin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesine yol açıldı. Ancak burada bir kural var. Diyor ki yasa, iç hukuk yolları tüketildikten sonra. Evet. Şimdi Twitter kararında Anayasa Mahkemesi'nin iç hukuk yolları tüketilmiş değil bana göre. Bu Twitter kararı hepimizin hoşuna gittiği için bunu görmezden gelmek belki işimize geliyor olabilir bazıları açısından, ama hukukun doğru işe verirsen baktığınız zaman iç hukuk yolları tüketilmiş değil, bir. İki, iç hukukta işleyiş devam ediyor. Zaten bir idare mahkemesinin bununla ilgili almış olduğu bir karar var. 30 gün içerisinde Twitter açın diye. Çünkü idare mahkemeleri idare yönü kararlarında 30 günlük bir süre tanımak durumlar. 30 gün içinde açın demiş. 30 gün içinde açılmasa
belki Anayasa Mahkemesi'nin müdahale bir karar alma hakkı olacak. Şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi örnek veriyor bazıları. Diyorlar ki işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bazı davalarda davanın soruşturulmasını beklemeden, hatta bazen dava daha yürümeye başlamadan karar veriyor diyorlar, ama onlar genellikle devlete karşı işlenen suçlar iddiasıyla açılan davalarda devletin ayak sürmesinden dolayı yargılama uzayacak gibi oluyorsa, hatta başlamayacak gibi oluyorsa o zaman yapıyor bunu. Yani burada yargı normal bir işleyiş devam ederken Anayasa Mahkemesi'nin araya girmesi, durduk yerde araya girmesi, henüz daha vazifede girmesi uzun dönemde yargıda bir kakafoniye sebep olabilir mi? Bir kere bu konuyu hemen gündem başı yapmanız, çok mutlu oldum. Gerçekten Türkiye'nin seçim öncesi ve anlamlı bir şekilde vaktini harcayan, enerjisini tüketen bir konuydu. Twitter konusu. Tabii Twitter konusu. Sosyal medyaya getirdi yasaklar. Sosyal medya, kasetler, ardından YouTube vesaire. Bunların hepsinde belki biraz daha farklı. Yani YouTube'a biraz farklı. Sizin de bir başvurular, YouTube için siz de başvurunuz galiba. Tabii. Yani Twitter kararı zaten bizim başvurumuz üzerine alındı. Ben hemen son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını ben doğru buluyorum. Niçin doğru bulduğumu anlatayım. Belki çok genel baktığınız zaman sizin gibi düşünmek mümkün olabilir. Ama bunun bir özelliği var bu olayın. Şöyle ki, biliyorsunuz internet kanununda değişiklik yaptık. Ve aslına bakarsanız ilerici bir değişiklik değildi. İdarenin işte kısıtlamalarına vesaireye imkan veren sorunlu bir değişiklikti. Fakat şöyle ifade edeyim. Twitter'ın kapatılması, kanaatimce çağdaş dünyanın en ilkel kanunu olan Türkiye'nin internet kanununa bile aykırı. Bu kadar aykırıydı. Niçin aykırıydı? Çünkü bizim kanunumuz dahi genel bir yasaklamaya izin vermiyor. Kimin sayfasında bir sorun varsa o sayfayı yasaklamaya izin veriyor. Şimdi biz o sayfayı yasaklayamıyoruz, sistem buna müsait değil diyorsanız benzetme şöyle. Şuranızda bir sivilce var. Doktora gidiyorsunuz bunu aldırmak için. Doktor kafayı kesiyor. Doktor kafayı kesiyor veya kocaman bir tabancayı alıyor. Sivilceyi de götürecek şekilde beyninizi patlatıyor. Dolayısıyla evet, sivilceden kurtuluyorsunuz ama başka bir derdiniz de kalmıyor. Beyninizden de kurtuluyorsunuz. Böyle bir yanlış bir karardı bu. Ve yanlış bir uygulamaydı. Şimdi ben hayatımda bu Twitter olayında ilk kez bir şey gördüm. Gerçekten bu devlette ilk kez bir şey gördüm. Devletin bir bürokratik makamı kamuoyuna olmayan bir yargı kararını var gibi gösterdi. Evet. Bu vahim. Şimdi işin içinde olduğumuz için biliyorum. Çünkü bütün başvuruları biz yaptık. Önce işte Twitter kapanınca İstanbul'a koştuk. 5 sulh ceza. 5 sulh cezaya dilekçemizi verdik. Bunu kaldırın dedik. 5 sulh ceza TİB'in sitesinde görülen İstanbul Başsavcılığı'nın kararıyla kapatılmıştır şeklinde bir de esas numarası veriyor. Bu kararı araştırdı. Böyle bir karar yok, yok dedi. Yok dedi. Olmayan karar. Olmayan bir karar. Şimdi ben hayatımda Başsavcılık açıldı zaten. Bakın ben hayatımda ilk defa dediğim gibi bürokratik bir makamın kamuoyuna olmayan bir kararı gerekçe gösterdiğini görüyorum ki bu ne kadar acı ve ne kadar da aslında şahsen büyük bir risk alıyorlar. Farkında değiller. Ben ilerisini de düşünerek... Ama yargılanmaları mümkün değil biliyorsunuz. Ben ilerisini de düşünerek üzülüyorum. Şöyle, başbakanın iznine bağlanmış durumda TİB başkanının yargılanması ama o izinler ileride verilir. Yani bugün olmaz, ileride verilir. Türkiye sürekli olarak bir yargılamalar sarmalında vakit kaybedecek. Bunları düşünüyorum. Yani ben 3-5 adım ötesini de düşünerek, bir türlü normalleşemeyeceğimizi düşünerek üzülüyorum. 2-3 yargı kararı daha vardı TİB'in sitesinde. İkisi İstanbul mahkemelerinin verdiği karar, bir tanesi de Samsun kararı. Bu 3 yargı kararını da aldık ve bu kararların tamamı da sadece noktasal kapatmadan söz ediyordu. Dolayısıyla Twitter'ın kapatılmasının TİB'in iddia ettiğinin aksine yargısal bir gerekçesi yoktu. O zaman biz
genel hükümlere gittik Barolar Birliği olarak. 5 suç cezadan bunu tespit edince dilekçemizi hazırladık. Hemen ertesi günü Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Normal olarak Ankara İdare Mahkemesi internet kapatmalarında görevli değil. Ama tip olmayan kararları gerekçe gösterip ya da kararların tamamen dışında bir uygulama yapınca artık bu hukuk da işlem dediğinizden çıktı ve keyfi eyleme dönüştü. O keyfi eyleme karşı iptal davamızı açtık. Keyfi eyleme karşı açtığımız iptal davasında idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verdi. Peki, şimdi iyi hukuk açıyorsunuz idari yargılama usulü kanunu. Diyor ki yürütmeyi durdurma kararlarını idare 30 gün içinde yerine getirir diyor. Fakat bu 30 gün boyunca suç işlenmeye devam edeceği anlamına gelmez. Twitter kararında veya Twitter olayının özelliği şu. Siz 10 milyonlarca insanın iletişim özgürlüğünü sınırlamışsınız. Yani sadece hukuka aykırı bir işlem ve bir eylem yapmakla kalmamışsınız. İletişim özgürlüğünü sınırlamışsınız ve üstelik iletişim özgürlüğünü sınırlarken olmayan kararları gerekçe göstermiş. O yüzden 30 günlük bir sürenin kanunda genel hüküm olarak yazmasına rağmen somut olayda uygulanması doğru değildi. Yani Türkiye bir demokrasi, bir hukuk devleti ise idare 30 gün içinde bunu uygulayabilir demek. 30 gün daha yaklaşık işte 17 milyon Twitter kullanıcısı olduğu söyleniyor. O 17 milyonun iletişim özgürlüğünü suç teşkil edecek şekilde sınırlamaydı. Şimdi Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda dedi ki Türkiye Barolar Birliği'nin açmış olduğu iptal davasında idare mahkemesi yürütmeyi durdurma verdi. Bu yürütmeyi durdurma kararı derhal uygulanması gereken bir karar olmasına rağmen uygulanmadığına göre ben normal hukuk yollarının idare tarafından etkisiz kılındığını tespit ettim dedi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de doğru bir içtihadıdır. Eğer iç hukuk yolları etkisizliğini ortaya koymuşsa ve hak ihlali çok çok büyükse o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tüketilmeyi beklemeden görüyor. Burada da hak ihlali öyle sanıyorum ki oldukça büyük. Bir de Twitter'ın şöyle bir hususu var. Yani bir hukukçu şapkamla düşünüyorum, bir de yurttaş şapkamla düşünüyorum. Allah hiç kimseyi gerçekten etrafında ona doğruyu gösteren insanlardan ve çekinmeden doğruyu gösteren insanlardan mahrum etmesin. Burada üç açıdan baktığınızda büyük yanlışlık var. Bir tanesi hukuken yanlış. Kim Sayın Başbakan'a Twitter'ın kapatılması hukuken de mümkündür dediyse yanıltmıştır. Niye? Çünkü yargı kararı yok. Olmayan bu olayla ilgili söylüyorum. Yargı kararı yok. Ayrıca toptan kapatmak mümkün değil. Kendi çıkarttıkları kanun bile toptan kapatmaya izin vermiyor falan. Bir kere hukuken yanlış bilgi. İkincisi teknik olarak veya teknolojik olarak da doğru bilgilendirilmesi gerekirdi yetkili makamlardaki kişilerin. Yani kapattım diyorsunuz ama teknolojik olarak kapatma imkanınız son derece kısıtlı. DNS ayarlarını değiştirerek yine milyonlarca insan Twitter'a giriyor. Kapatıldığı gün Türkiye rekoru kırıldı. Kapatıldığı gün Türkiye rekoru kırıyor. Dolayısıyla yasaklama daha büyük bir ilgiyi de beraberinde getiriyor. Yani birisinin başbakana tamam da biz bunu kapatamayız. Bunu kapatabilmemiz için Türkiye'de interneti kesmemiz lazım veya elektrikleri kesmemiz lazım demesi gerekiyordu. Anladığım kadarıyla kimse artık bunları söyleyemiyor. Üçüncüsü de siyaseten yanlış. Çünkü bu Twitter'ı her siyasi partiden insan kullanıyor. Her siyasi parti... En yoğun da AK Parti'den kullanıyorlar. Ciddi de kullanıyorlar. Gördüğüm kadarıyla olsa olsa öfkeyi perçinledi, öfkeyi körükledi ve zaten kapatıldığı gün bütün bakanlar girdi,
Bütün AK Partili belediye başkanına girdi, Sayın Cumhurbaşkanı girdi. Ve bana göre siyaseten de kendilerine zarar verdiler. Yani bakmayın siz seçimli işte belediyeleri almak falan. Ama oy kaybettirdiğine de eminim. Çünkü insanlarımız böyle bir kısıtlamayı alkışlamadılar. Ben Anadolu'ya da çıktım ondan sonra. Epey il de gezdim. Hiç beklemediğiniz yerlerde, sokakta insanlar ne olacak bu Twitter'ın hali diye soruyordu. Yani ne olacak bu Türkiye'nin hali diye soranlar ne olacak bu Twitter'ın? Sizce insan umurunda mı bu? Hali diye. Umurunda, çok umurunda. Çünkü yasaklamalara biz çok karşıyız. Çok yıllarca biz yasaklarla mücadele ettik. Hatırlamıyor musunuz? Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın yasaklar vardı. Yani yıllarca kapalı kişi oluyor. Yani bakın onu kasetten dinlerdik. Evet. Yani videonun her evde olmadığı dönemde ses kasetinden yasakları dinlerdik ve gülerdik. Ama neye gülerdik? Türkiye'nin her tarafı yasaktı. TRT'de sansür vardı. Şarkıcılar saçma sapan sebeplerle televizyona çıkartılmazdı vesaire. Ha, şimdi yok mu diyeceksiniz? Şimdi de bin türlüsü var ama o yasaklardan gelen bir kültür olduğumuz için bundan bıktık. Bu yasaklardan bıktık ve ters teptiğini düşünüyorum ben. Yani üç noktada da büyük yanlışlık yapıldığı kanaatindeyim. YouTube meselesi de yine toptan yasaklama olduğu için çok... Bir de galiba orada eski bir kararı atfen... Atatürk'e karşı evet, suçlardan. Evet, Atatürk'e karşı suçlar. Son Dışişleri Bakanlığı meselesi de değil. Atatürk'e karşı suçlarla ilgili bir şey buldular, çıkardılar. Bu da artık yani bizim o nedenle daha önce de kapanmıştı. Bizim aklımız da alay ediyor gibime geldi. Fakat şunu söyleyeyim, benim o konudaki duruşum ve Türkiye Barolar Birliği'nin açıklaması çok nettir. Şimdi benden siyah beyaz gibi açıklamalar, taraf tutucu açıklamalar bekleyenler rahatsız olabilirler. Ama bu rahatsızlık vermekten de ben rahatsız değilim. Onu söyleyeyim. Peki Metin Bey, şimdi burada siz mantıklı bir açıklama yapıyorsunuz ki bu nedenle oldu. Peki yarın öbür gün benim hakkında bir dava açıldı. Ben de mahkemede, Türkiye'de yargının durumu belli zaten, ağır işliyor. Ben de Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi beni sevdiği için veya sevmediği için almadı. Sevdiği için de tamam biz bunu görüşelim dedi. Yani burada ileriye dönük bir sıkıntı çıkmayacak. Şimdi, Anayasa Mahkemesi neye bakacak, neye bakmayacak? Şimdi efendim bakın Twitter, YouTube, Facebook mahkeme kararını koyup gönderdiğinizde zaten o hesapları kapatıyor. Hı hı. Yani yolunu bilirseniz eğer, yani yolu dediğim usulünü bilirseniz, doğru usulü bilirseniz bunu kapatıyor. Bunda bir problem yok. Mahkeme kararını Twitter'a gönderiyorsunuz. Twitter o hesabı kapatıyor. YouTube'la ilgili bu son çıkan kaset veya ses dinlemesi üzerinde 2-3 cümleyle durmamız lazım. Bu çok farklı bir olay. Yani Twitter gibi değil bu. Bu çok farklı bir olay. Orada biraz önce... Bayağı casusluk var edin. Bakın orada biraz önce ifade ettim. İşte bu kasetleri devletin vicdanı falan gibi izah etmeye, alkışlamaya falan imkan yok. Şöyle ki devletin en üst yönetimi savaş kabilesi gibi bir şey. Yani işte bir altı diyelim. Bir altı. Karar vereceklere hazırlık yapan en üst yöneticiler. 4 kişi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Genelkurmay ikinci başkanı. Yani bunların bir üstü zaten karar verecekler. Yani ondan sonra onu yasama organına götürecekler. Götürmeleri gerekir en azından. Şimdi bunlar bir araya gelmişler ve dinleniyorlar. Ne konuştuklarından tamamen ayırıyorum bunu. Ama bunların dinlenip servis ediliyor olması korkunç bir olaydır. Niçin korkunç bir olaydır? Çünkü devletin en içine girmiş bir casus yapı olduğunu ispatlar. Ha, konuşulanlara baktığımızda bu konuşulanların karşısında bir yurttaş ve bir hukukçu olarak durma vazifem vardır. Çünkü kanaatimce konuşulanların içeriği devletin en üst yönetiminin seviyesinin Türkiye Cumhuriyeti'ne pek de yakışmadığını gösteriyor. Yani bir aciz ifadesi var, olaylara hakim değiller, bir dağınıklık var,
En sonunda 4 tane füzeyi göndeririz abi. Aman içeri girmiyor falan. Bunda sıkıntı var. Fakat bütün bu sıkıntıları bir kenara bırakıyorum. Buna karşı çıkmak hepimizin vazifesi. Fakat şu soruyu soruyorum size ve çok ciddi bir sorudur. Seçimleri etkilemek düşüncesiyle piyasaya salınan bu kasetin içinde seçimleri etkileyecek cümleler olmasaydı, seçimleri etkileyeceği düşünülen cümleler olmasaydı herhalde tedaviyle çıkmazdı. Peki böyle bir yapı en üst yönetimi dinleyebildiyse neler dinledi? Şu anda arşivinde neler vardır? Ve bu arşivdeki bilgiler sebebiyle biz sorduk, resmen de sorduk. Kaç askerimiz ve polisimizin hayatı tehlikeye düşürülmüştür? Kaç şehit bu dinlemeler sebebiyle, bu infiltrasyon, bu sızma sebebiyle verilmiştir? Aselsan mühendisleri şüpheli şekilde öldüler biliyorsunuz. Üst üste öldüler. Yani, bunlarla alakası var mı? Yani hangi şirkette mühendisler durup ölüyor? Bundan alakası var mıdır? Helikopterlerimiz arka arkaya düştü, düşürülmedi dendi, düştü dendi. Hakikaten düşmüş müdür, düşürülmüş müdür? Suriye uçağımızı düşürdü. İstihbaratı nereden aldı? Bütün bunları artık sorgulamak gerekir. Ama aynı şekilde bir şey daha sorgulamam gerekir. Kozmik odaya girildiğinde, eğer bu dinlemeler birbiriyle bağlıysa, kozmik odaya girildiğinde hem de üstelik aşçının, ustabaşının, bilmem nenin Bülent Arınç'a yaptığı iddia edilen bir suikast planlaması. Sonra da sanıyorum takipsizlik çıktı, hiçbir şey çıkmadı. Bu sebeple dosya hala çıktı, çıkmadı. Ya bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en mahremine girildiğinde hangi bilgilere ulaşılmıştır ve bunlar nerededir? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla ortada çok ama çok ciddi bir milli güvenlik sorunu da vardır. Bunu takım tutar gibi, taraf tutar gibi ya bu sızdırmalar işinize geliyorsa alkışlayalım, işinize gelmiyorsa yerelim. Bunu doğru bulmadığımı ifade edeyim. Yani kızacaklardır yine birileri ama ben milletin çoğunluğunun bu şekilde düşündüğünü biliyorum. Kabul edebilir gibi bir şey değil yani. Bunun cezası eski Türk Ceza Kanunu'nda idamdı, şimdi de müebbet hapis. Yani bu devletin vicdanı değildir. Değil. Bu bildiğiniz casusluktur. Bildiğin casusluktur. Orada konuşulan ne olursa olsun uygulanmadığı bir ceza zaten suç oluşmamıştır. Gerçi Balyoz davasına baktığınız zaman oluşmuş gibi duruyor bazen böyle toplantılarda suç ama sonuç olarak baktığınız zaman bu gizli bir toplantıdır. Yani, yani siz söylediğiniz için onu ifade edeyim. Balyoz davasında tamamen açık, aleni yapılan bir seminerde bunun binde biri konuşulduğu için insanlar şimdi müebbet yatıyorlar. Mahkum oldu. Yani kesinleşti. Dolayısıyla bunu da bir kıyaslayalım isterseniz. Ama sonuç olarak yine de Türkiye açısından kabul edilir bir şey değildir. Bir ara vereceğim, sonra bu seçimdeki yolsuzluklara buna yargı yolu açık mı değil mi, her seçim mahkemede mi bitecek, bunları biraz konuşmak istiyorum. Evet Metin Bey, şimdi Twitter'la ilgili çok gelen mesaj var. Benim de aslında soracaklarım arasındaydı. Arada kaynadı. Şimdi diyorsun ki Twitter iletişim özgürlüğü. Peki şimdi bir yandan da bir iddia da şu ki Twitter bir şirket sonuç olarak. Ve bu şirket bu icadı yapmasaydı ve bu icattan dolayı da para kazandığı da ayrıca bir şey. Ve Türkiye'de de bir faaliyeti yok. Legal bir faaliyeti yok. Yani Türkiye'de vergi mükellefi değil. Türkiye'de bir temsilciliği yok, bir şirketi yok. Böyle bir durumda Türkiye'nin Twitter'ı kabullenmesi doğru mu? Yine çokça gelen bir soru. Amerikan hükümeti Küba'da Twitter üzerinden bir ayaklanma organize ettiğini resmen açıkladı, kabul etti deniyor. Türkiye'de böyle bir şey yapıyor olmaları kabul edebilir bir şey mi? Şimdi Fatih Bey, dünyada Twitter'ı ve Facebook'u yasaklayan ülkelere baktığınız zaman... Kuzey Kore, İran, Çin en başta. Kuzey Kore, İran, Çin. Biz bunu yasakladığımız zaman bu lige giriyoruz. Evet. Bunu bir tespit edelim. Dolayısıyla ya Türkiye'de şöyle bir şey var. Yukarıdan birisi şöyle yapıla diyor. Arkasından da tamam yapalım da işte gerekçesinde birileri bulmaya çalışıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mahkemeler mahkum ediyor. Ardından gerekçe bulmaya gayret ediyor ve gerekçe bulmaya çalışırken de uğraşıyor. Bayağı bir uğraşıyor ve bulamıyor. Yani bu işte vergi mükellefiydi, temsilciliği yoktu vesaireydi. Yani aynı durum Almanya için de var, aynı durum Fransa için de var, İngiltere için de var. Onlar nasıl bir çözüm buldularsa,
Türkiye'de o büyüklükte bir devlettir. O Türkiye'de bunu bulur. Şunu da bakın Snowden belgelerinde hatırlatayım evet. size. Sanıyorum Amerikan istihbaratının en büyük sızmalarından biridir. Dünyayı Amerika'yı dünya rezil ettiler. Dünyayı sarstı Snowden. İki özelliği var Snowden olayının hemen arkasında. Bir tanesi 4 ya da 5 gün sonra Snowden çıktı, bu benim dedi. Evet. Türkiye'de bu dinlemeleri kimin yaptığı ortaya çıkmadı. Bir yasa dışı örgütlenme olarak varlığını koruyor. Yani meşruiyet, kimdir bilmiyoruz. Meşruiyet kazanmak için hiçbir adım atmadı bu dinlemeleri yapan. Dolayısıyla aç parantez, ta Deniz Baykal'ın olduğu iddia edilen görüntülerden MHP Genel Başkan Yardımcılarına ait olduğu görüntülere kadar ve devamı işte Dışişleri Bakanlığı'na kadar aynı yapının elinden çıktığı şeklinde bir varsayımın haklı olarak ortaya konmasına sebebiyet verdi. Bu da şudur, Türkiye'de birileri siyaseti dışarıdan kasetlerle dizayn ediyorlar. Çünkü ortaya koymuyor, bunu ben yaptım demiyor. Parantezi kapayım. İkincisi de Amerika en büyük istihbarat sızması karşısında Twitter'ı kapatmadı, aklından bile geçmedi. Çünkü bir demokratik ülkede böyle bir tedbirin alınmasını düşünen bir yönetim ertesi gün istifa etmek zorunda kalır. O, halk baskısına dayanamaz. Çünkü bir daha seçim falan da kazanamaz. Yani bunun bir şirket olması, kar amaçlı bir kuruluş olması... Çözümleri bulunur onların. Hepsinin çözümü bulunur. Yani uluslararası anlaşmalar yapabilirsiniz. Vergilendirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bunların hepsinin ayrı ayrı çözümleri bulunur. Ama kapatmaya ama bunu bahane yapamazsınız. Kapatmadı çünkü menfaatleri karşılaştırdığınız zaman devletin vergi alacağı mı önemlidir? Vatandaşın kendini ifade etme ve haber alma özgürlüğü mü önemlidir? Önemli olan bu. Ha, Küba ile ilgili söylediğinizi bilemem öyle bir şeyi ama yani Twitter'dan bir şey mesaj yayınlandı diye de bizim insanlarımızı böyle aptal yerine kimse koymasın. Yani tabii burada yani bir de samimiyetle ilgili bir problem var. Mesela Twitter ve Facebook üzerinden Arap devrimleri organize edildiği zaman Twitter ve Facebook güzel, başka bir şey organize edildiği zaman Twitter ve Facebook kötü diye de yani hiçbir devrim veya hiçbir böyle ayaklanma sadece Twitter ya da Facebook sebebiyle olmaz. Olsa olsa belli şartlar ortaya çıktıktan sonra bunlar araç gibi kullanılır. Yani dumanla haberleşmek, mektupla haberleşmek, telgrafla haberleşmek yerine çok daha yaygın haberleşme yöntemi olan işte sosyal medyada elbette kullanılır. Önemli olan bu ortamların ortaya çıkmamasını sağlamak. Bu da ancak Türkiye'yi, ülkeyi kucaklayarak olur, özgürlük ortamı vererek olur. İnsanlar özgür olduğunda, bireyler kendilerini eşit yurttaş olarak hissettiklerinde, ötekileştirilmediklerini bildiklerinde, ben evet seni desteklemedim, işte öbür %55'in 60'ın içindeyim ama yine de başım sıkıştığımda sen benim hükümetimsin, sen benim yasama organımsın, benim mahkemelerimsiniz diyebildiğinde zaten bunlar olmaz ki. Zaten demokrasi bildiğimiz şey odur. Yani seçimde birini desteklersiniz, o kazanır veya kazanmaz ama ondan sonra gelen yönetim senin yönetimindir. Yönetim sana eşit yaklaşır, sen yönetime eşit yaklaşır. Yani oy vermesen de hesap sorabilirsin. Çünkü vergi veriyorsun. Ama Türkiye'de öyle bir... Hatta biliyorsunuz Amerikalıların en... Amerikan vatandaşlarının en etkili cümlesidir. Ben vergi mükellefiyimdir. Ben taxpayer'ım dediği anda bitti. Peki gelelim seçimle ilgili hile iddialara. Şimdi herkesin güreşi kaybeden pehlivan güreşe doymazmış diye bir laf vardır. Şimdi herkes kaybettiği yerde ben burada hile var diye ortaya çıkıyor. CHP kaybettiği yere çıkıyor, AK Parti kaybettiği yere çıkıyor, MHP kaybettiği yere çıkıyor. En güzeli Manyas'ta oldu. MHP kazandı, AK Parti itiraz etti, oylar sayıldı, CHP kazandı. Böyle şeyler de oluyor. Şimdi bu seçimlerde doğru mudur bu? Herkesin sürekli bir itiraz halinde olması. Elbette ki seçim güvenliğini sağlamak YSK'nın başta işidir ama partinin de kendi üzerine düşen işler vardır. Bir yandan da partilerin
hile yapılmasını engellemek için gerekli organizasyon yapması gerekmez mi? Sonrasında sürekli itirazlara bu iş olur mu? Şimdi bu ortama nasıl geldik, daha doğrusu buraya nasıl geldik seçimi, bir bunu hatırlayalım. Biliyorsunuz 17 Aralık'ta çok ciddi delillerle ortaya bir yolsuzluk iddiası atıldı. Bunu kimsenin küçümsemeye veya yok saymaya hakkı yok. Bunu küçümsemek, yok saymak sanıyorum millete karşı çok büyük bir haksızlık olur. Ondan sonra da bir takım kasetler başladı arka arkaya. Şimdi şöyle bir birleştirme yaptı birileri. Burada yolsuzluk var, dolayısıyla seçimde de yolsuzluk olacak diye bir zihinlerde bir algı yönetimine giriştiler. Dolayısıyla toplum en azından bir kısmı seçimlerde yolsuzluk olacağına peşinen kabul etti. Dair bir altyapı ile girdi. Şimdi bu altyapı, ya böyle bir yolsuzluk yapılması hazırlığı vardır veya yoktur. Bakın, henüz buna girmeden konuşuyorum. Ben delilsiz konuşacak durumda, pozisyonda değilim. Önüme delili koyarlar. O delile göre her şeyi söylerim. En ağırını da söylerim. Nitekim bugüne kadar en ağırını da nezaket içerisinde söylemekten çekinmedim. Şimdi bir yolsuzluk yapılacağı algısı toplumda yerleşti. Bir kısmında en azından yerleşti. Peki bunun üzerine şimdi size soruyorum. Birisi size diyor ki sürekli, üst komşun hırsız. Evet. Sürekli üst komşun hırsız diyor. Peki üst komşum hırsız. Böyle bir algı yaratıldı. Bakın, hırsız olup olmadığını bilmiyorsunuz. O yüzden kimse alınmasın bu sözlerime. Birisi üst komşun hırsız diye sürekli söylüyor. Siz üst komşunuzun hırsız olduğu konusunda bu kadar uyarılmış iseniz, evin kapısını açık bırakmaya çalışın. Evin kapısını ardına kadar açıp altınlarınızı, cüzdanınızı giriş holüne herkesin kolayca alabileceği şekilde bırakıp evden çıkıyor musunuz? Hayır. Çıkmıyorsunuz. Böyle bir duyumunuz varsa evinize alarm taktırırsınız. Üç tane daha kilit takarsınız oraya. Şimdi bunu niye söyledim? Madem yolsuzluk olacağını duyuyorsunuz, hatta yolsuzluk olacağını kendiniz söylüyorsunuz sürekli, o zaman tedbirini de alın. Peki nasıl tedbir alınabilirdi diyecekler. Yani bunu şöyle bir algı yine yönetiliyor burada. Nasıl tedbir alınabilir? İşte bilgisayar sistemi ellerinde, hatta YSK ellerinde, ilçe seçim kurulları ellerinde, il seçim kurulları ellerinde gibi bir de böyle bir pompalama var. Peki bakın, ben size nasıl tedbir alınacağını söyleyeyim. Bütün bunların bir an için ilçe seçim kurullarından YSK'ya kadar ve bilgisayar sistemi dahil olmak üzere siyasi iktidarın emrinde ve bir düğmeye basarak istediğini yaptırabileceğini varsayarak. Hı hı. Bir an için bunu kabul edin bakın. En ucu kabul edin. En ucu. Böyle bir seçime giriyorsunuz. Böyle bir iddiayla seçime giriyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şimdi sandık kuruluna oturdunuz. Sandık kurulunda her siyasi partinin, seçime giren her siyasi partinin temsilcisi var. Yasal hak. Temsilci bulundurma hakkı var. Temsilci bulundurma hakkı var. Peki. Öncelikle ve eksiksiz olarak bu hakkınızı kullandınız mı? Her sandıkta kullanmanız gerekir. Yani bir başka formülasyonla söyleyeyim cümlemi. Arkadaş, her sandığa sen temsilci koymak zorundasın. Niçin zorundasın? Çünkü ben oy veriyorum. Benim kime oy verdiğim ayrı konu. Ama benim verdiğim ve o sandığa attığım oy size sana emanet edilmiş yurttaşın namusudur. Ve oradaki bütün siyasi partilere emanet edilmiştir. O oyu farklı işleyen de namusuma ihanet etmiştir. Farklı işlenmesine
ihmali sebebiyle, düzensizliği sebebiyle, beceriksizliği sebebiyle, bilgisizliği sebebiyle göz yumanda benim o şekline bürünmüş namusuma ihanet etmiştir. Ne yapılabilirdi? Şimdi biz bir kere şunu yaptık. Barolar Birliği ve Türkiye'deki çok sayıda baro olarak. Bu iddialar ortaya mı atıldı arkadaş? Bir saniye dedik. Bunların seçim sonrasında da tahmin ediyoruz. Kazandı, kazanamadı olacak, kavgalar çıkacak, şu olacak, bu olacak. Aşağı yukarı görebiliyorsunuz önü. Yani bağıra bağıra geliyor bir seçim sonrası uyuşmazlık. O sebeple pek çok baroda seçim hukuku ve seçim günü kriz merkezi kuruldu. İlk defa böyle bir şey yapılıyor. Ankara Barosu en başarılı örneklerinden birini verdi. Isparta Barosu en başarılı örneklerinden birini verdi. Ama en çok tartışma Ankara'da oluyor. Ankara'da da 750 avukat üstad. 750 avukat görev yaptı. Büyük bir sayıdan söz ediyorum size. Ve eğitimler verdik. Sandığa nasıl sahip çıkılacağının eğitimini verdik. Ve bir grup avukat 10 telefon hattı. 10 telefon hattı açık. Sabaha kadar telefon başında. Sandıktan, sandık kurulunda ihtilaf çıkıyor. Tak arıyor. Ne yapacağım diye soruyor bu 10 hatta. Bu tarafta konunun uzmanı olan avukat arkadaşlarımız var. Ne yapacağını söylüyor. Eğer karışık bir sorunla karşı karşıyaysa hemen heyete soruyor. Çözüm geliyor. Kitaplar açılıyor. YSK'nın içtihadı varsa o bulunuyor. Cevap veriliyor. Müthiş bir organizasyon kuruldu burada. Ve aynı zamanda uçlara da sandıklara da yetişebildiği kadar avukat arkadaşlarım gitti. Fakat Türkiye Barolar Birliği bir siyasi parti değil. Barolar bir siyasi parti değil. Seçime giren biz değiliz. Dolayısıyla sandık müşahidi değiliz. Sandık müşahitlerinin görevi şuydu. Bir kere ne yaptıklarını bilecekler. Niçin orada olduklarını bilecekler. Sadece ücret almak için oraya elbette oturmayacaklar. Tutanak öncelikle zarf nasıl açılır? Nereye attırılır? Nereye attırılır? Nasıl açılır? Açıldığı zaman nasıl okunur? Tutanak nasıl tutulur? Bu tutanaklar nereye, nasıl güvenceye alınır? Çuvallar nasıl mühürlenir? Ve başında nasıl beklenir? Nasıl teslim edilir? Bunları bileceklerdi. Kim öğretecek bunları? Seçime partiler. Giren siyasi partiler öğretecek. Çünkü onların müşahitleri. Çok basit bir yöntem size söyleyeyim. Gayet basit. Şimdi bu lafı burada bitirmemiz lazım. Yani herkesin anlaması gerekiyor bu olayı. Şimdi 5 kişi oturduk. Bir tane sandık kurulu başkanı var. Diğerleri de siyasi parti temsilcileri. Şimdi oy pusulası çıktı Fatih Bey. Şeyden çıktı, zarftan çıktı. Kaç yerde gördüm. Ve arkadaşlarım da tabii biz sahada olduğumuz için her yerden bana bilgi geliyor. Sandık kurulu başkanı bunu çıkarıyor. Arkadaşlar da oraya oturmuşlar. Tota dolduruyorlar ya sanki. Okuyor. İşte filanca parti, X parti diyor. O arkadaş da dolduruyor. Öyle olur mu hiç? Bunu çıkartacaksın. Ortaya koyacaksın. Ortaya koyacaksın. Arkadaş bakın diyeceksin. Bakın bu pusulada bu partiye oy verilmiş diyeceksin. Biraz uzun sürecek evet. Ama yapmak zorunda oldukları iş bu. Böyle oturmuşlar. Bunu yapıyor bir kısmı. Sonra tutanak tutuluyor. Tutanağı bitti topladınız. Tutanak tutuluyor. O tutanağı okuyacaksın. Tutanağı imzaladıktan sonra bu tutanağın içeriği yanlıştı diye kıvransan da bitti. Beş para etmez. Çünkü imzan var orada. Niçin sen o tutanağı imzaladın derler. Ha imzalamazsan bir şey demiyorum. Ama imzalamışsın. Ben vallahi okumadım diyemezsin sonra. Bitti. Şimdi bitti bu da bitti. Ne yapacaksınız? Bitti hepsi bitti. Sandık kurulundayız. Bu tutanak 5 nusa yapılır. İşi bilen sandık kurulu üyeleri böyle yaptırdılar. Islak imzalı olarak her siyasi parti temsilcisine o sandıkta birer tane verilir. Her sandıktan
gelen tutanaklar eğer organizasyon yapılmış olsaydı o okula hemen sayımın bitiminde gelen siyasi parti temsilcileri tarafından kendi müşahitlerinden alınır. Bir okulda 20 sandık mı var? 20 tane tutanağı ıslak imzalı alır. Aldığını da kendi arasında zimmetler ha. Kontrollü olacak bu iş. Sonra bunu alır, ilçesine koşar. O ilçeye koşar. İlçede her okuldan tutanaklar gelir, yığılır böyle. İlçeye de bir tarayıcı cihaz kurarsınız, scanner. Hepsi tıkır tıkır olanır. Tık tık tararsınız ve bunu genel merkeze gönderirsiniz. Parti genel merkezine gönderirsiniz. Parti genel merkezinin bilgisayarında 3 saat içinde her sandıktaki tutanağın bir kopyası, orijinalinin bir kopyası bilgisayara düşer. Oraya da genç arkadaşları oturtursunuz, zehir gibi. Tutanaklardaki sayıları tıkır tıkır tıkır, öyle 8-10 milyonluk bilgisayar programlarına da gerek yok. Piyasadan rahatlıkla temin edeceğiniz Excel programı yapıyor bu işi. O programa tıkır 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 girersiniz sayılarınızı. Sonra beklersiniz İl Seçim Kurulu ne ilan etti diye. Şimdi İl Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sayıyla sizinki sayı çelişiyorsa ya sizin toplamanızda yanlışlık vardır ya İl Seçim Kurulu'nun toplamasında yanlışlık vardır. Şimdi İl Seçim Kurulu, özür dilerim, sonra Yüksek Seçim Kurulu sandık sandık siyasi partilere, halka açmıyor ama siyasi partilere sandık sandık oy dağılımını gönderiyor. Yani şifreleri var ve tak diye giriyorsunuz. Şimdi benim karşılaştırırsın. Benim öyle. Elinde işte Atatürk İlkokulu'nda bir nolu sandığın tutanağı elimde mi? Elimde. Bakarım ne var. Yüksek Seçim Kurulu da Atatürk İlkokulu bir nolu sandığın sonuçlarını ilan etti mi? Aynı mı? Aynıysa sorun yok. Aynı değilse arkadaş kapısına dayanırım. Çünkü benim elimde ıslak imza var. Ama burada bile tutarsızlıklar olduğunu söylüyor. Yani bu itirazların ciddiye alınmadığı söylüyor bazı yerlerde. İtirazı ciddiye alınmamayı ikiye ayırırım. Elimde tutanağım varken itirazı ciddiye almıyorsa suç işliyorlar. Elimde tutanağım yoksa itirazımı vallahi billahi diye ispatlamaya çalışıyorsam gayri ciddi. Onu bir geçerli. Yani şimdi o zaman bizim ihtiyacımız olan nedir? Islak imzalı. Türkiye'de kaç sandıkta oy kullanıldıysa o kadar sandıkta ıslak imzalı tutanağın parti genel merkezinde ama öncesinde ilçe merkezlerinde, sonrasında il merkezlerinde toplanması, onun da parti genel merkezine derhal o gece scanner'dan e-posta ekinde gönderilmesi. Ha, bu organizasyonu yapmak, ben 21. yüzyıl Türkiye'sinde bu kadar zehir gibi genç varken ve bu kadar çırpınan insan varken zor olduğunu sanmıyorum. İnsanlar gerçekten bir şeyler yapmak için çırpındılar. Burada, peki mesela siz Ankara'da takip ettiğiniz sandıklarda herhangi bir şey gördünüz mü? Burada da bir şu var bu var diye. Olanlar vardı, düzeltildi. Yani düzeltildi. Ama tutanak gerekiyor. Hı hı. Yani tutanakta bir elinde tutanak varsa o tutanakla çeliştiğinde bunu düzelttirebiliyorsunuz. Tutanak yoksa düzelttiremezsiniz. Şimdi diyecekler ki bazıları, ya efendim bütün kurumlar ele geçirilmiş. Ben bir kıyaslama olsun diye söylüyorum. Eskişehir'de Ali İsmail'in katillerini bulmak istedi mi sistem? Bulmak istemedi. İstemedi. Kim uğraştı? Eskişehir Barosu, oradaki genç avukat arkadaşlarım canavar gibi uğraştılar, mücadele ettiler. Sistem istemese de bulmak zorunda kaldı. En azından ortaya şüphelileri çıkarttılar, dava açılmasını sağladılar. Şimdi elde kasetler var, görüntüler var ve yoluna girdi iş. Delili toplayabilirsen istemese de uymak zorunda kalır sistem. Ha, uymuyorsa iş değişir. Bakın elinde delil var ve gereğini yapmıyor. O zaman iş değişir. O zaman işte orada hiçbir kurum çalışmıyordur. Sen görevini yapmışsındır ama hiçbir kurum çalışmıyordur. Orada kıyamet kopar. Şu anda durum söz konusu değilse göre. Tutanakları görmek lazım. Bu tutanaklar, ben yani buradan çağrıda bulunayım siyasi partilere. Ben bu seçimi kazandım diyen siyasi partiler her ihtilaflı olduklarını söyledikleri,
her sandığa ilişkin ıslak imzalı tutanakları lütfen ortaya koysunlar. Ben hazırım. Türkiye Barolar Birliği'nde bu konuda üste yaparız gerekiyorsa. Tamamen bağımsız olarak akademisyenleri koyarız, avukat arkadaşları koyarız. Kendileri de gelirler. Her türlü desteği veririz ama ıslak imzalı tutanakları getirmelerini istiyorum. Şimdi yine çok merak edilen bir şey. Bunu da hukuki boyutu bilinmediği için herkese şimdi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı. Bu şike davasından dolayı mahkum oldu. Mahkumiyeti bildiğindiği kadarıyla Yargıtay tarafından onaylandı. Ve şimdi herkesin sorduğu soru şu. Aziz Yıldırım cezaevine girecek mi, girmeyecek mi? Girmiyorsa neden girmiyor, giriyorsa neden girecek? Yoksa bütün bu özel yetki mahkemeleri ortadan kaldıran yasal değişiklik pek çok davayı ve tabii ki şike davasında geçersiz hale getirdi mi? Eğer bu mahkemeler yok olduysa sanık lehine olan değişiklikler sanık lehine ise uygulanır. O zaman bu yargılamalar sıfırlanacak mı? Özellikle Ergenekon için de bu söz konusu. Şike davası için de söz konusu. Ne olacak bu iş? Ve Balyoz için. Ve Balyoz için. Yani, gerçi Balyoz tamamlandığı için. Şey de öyle ama. Fenerbahçe davası da tamamlandı, evet. Kesinleşti. Dolayısıyla Balyoz'dan kıyaslamamız mümkün olan dava Fenerbahçe davası. Ergenekon'da çünkü hala Yargıtay'da, şöyle Yargıtay'da daha yeni tırnak içinde bir gerekçe yazıldı. 16 bin sayfalık gerekçe hayatında. Var mı hukuk tarihinde? Yok, yani dünya hukuk tarihinde yok. Dünya hukuk tarihinde böyle bir çorba dava da yok. Böyle bir iddianame de yok falan. Yani 16 bin sayfada da bir şey yok. İddianameyi kes yapıştır kopyalamışlar. Yine iddialarla olayları, iddialarla delilleri bir araya getiren, ilişkileri kuran hiçbir şey yok ortada. Yani boş. Şimdi biraz geriye gidelim. Bir paragraf şunu hatırlayalım. Biz Türkiye Barolar Birliği olarak bizzat başbakan tarafından ve en yakın çevresi tarafından kumpas kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuruldu iddiaları ortaya atıldığında dedik ki bu kumpas nerede kuruldu? Şimdi bir iddia var ortada. Bu kumpas nerede kuruldu? Özel görevli mahkemeler eliyle. Niçin böyle düşündük? Çünkü hepsi özel görevli mahkemelerde yargılanıyor. Şimdi özel görevli mahkemede burada güvenmiyorsun da bu davada güvenmem mümkün mü? Yani o yapının hiçbir kararına benim güvenmem mümkün değil. Zaten benim güvenmemin ötesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi demiş ki bu mahkemeler antidemokratik yapılardır. Bu sebeple kaldırılması lazım dedik. İşte o günlerde Türkiye'nin gündemine şunu taşıdık. Madem ki bu mahkemeler antidemokratik yapılardır, o zaman gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2012'de kaldırılmalarına karar verildiği gün faaliyetlerine de son verilmeliydi. Yani kaldırılmalarına karar verildi ama faaliyetlerine son verilmedi. Ya bunu anlatsanız gülerler başka yerde ama biz de ağlanacak halimize gülüyoruz. O yüzden bunun çözümü şu olur dedik. Madem ki 2 Temmuz 2012 tarihinde Büyük Millet Meclisi bunların antidemokratik olduğu için kaldırılmasına karar vermiştir. Bu tarih ve sonrasında verilmiş olan bütün hükümleri tekrar masaya yatıralım. Bir milat koymak zorundaydık. Yoksa Öcalan'ın kararına göre gider. Efendim gitmez. O tamamen Sayın Bahçeli'ye birileri yanlış bilgi verdi. Yani hala içimde uhde. Gidip anlatabilseydik anlayacaktı, %100 anlayacaktı. O Devlet Güvenlik Öcalan'la ilgili karar Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından verilen karara karşı Yargıtay'da da kesinleştikten sonra Öcalan AİHM'e gitmiştir. AİHM 3 noktadan Türkiye'nin insan hakları sözleşmesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Bunun üzerine tekrar gelmiştir. Türkiye'de yeniden yargılaması yapılmıştır. Tekrar Öcalan'ın avukatları AİHM'e gitmiştir ve AİHM başvuruyu reddetmiş, Türkiye'yi haklı bulmuştur, kapanmıştır o olay. Evet. O olayın bir daha açılma ihtimali yok. Dolayısıyla bunu işte diyorum ya,
sadece tek kaynaktan beslenmek, tek kaynağı dinlemek insanlara çok yanlış yaptırıyor. Hiç alakası yok Devlet Güvenlik Mahkemesi'yle ve Öcalan'la bu olayın. Bu tamamen özel görevli mahkemelerle ilgili bir husus. Şimdi bu özel görevli mahkemeler kaldırıldığında 2 Temmuz 2012'yi milat aldığımızda, yani kanunun çıktığı tarihi tamamen kapatıyoruz ama faaliyetine de izin veriyoruz komedisini milat aldığımızda, ondan sonra verilmiş bütün kararları bir şekilde açmamız gerekiyordu. Bu kararların içinde ne giriyor? İşte Ergenekon giriyor. Bu ne giriyor? Balyoz giriyor. Hani bilinenleri söylüyorum. Casus davası. Casusluk giriyor İstanbul'daki. Fenerbahçe davası giriyor vesaire. Şike ben, davası. Fenerbahçe davası değil mi? Şöyle Fenerbahçe davası demeyi tercih ediyorum. Şike davası dediğinizde şikeyi kabul ediyorsunuz. Halbuki ben bir şeyi kabul edebilmem için adil yargılanması gerekiyor. Şimdi adil yargıla ve süreç adaletini sağla. Ondan sonra ne dersen de. Şimdi diyorlar ki bazıları, efendim Yargıtay'da zaten bu görüldü. Bir haksızlık olsaydı Yargıtay bunu düzeltirdi. Çok basit bir örnek vereyim size. Gurmesiniz, yemeğe oturuyorsunuz. Yemek çok lezzetli gibi geliyor size. Ama ustanın ellerini yıkayıp yıkamadığını anlayamazsınız. Yani Yargıtay yemeği tadıyor. Ama mutfağın ne kadar hijyenik olduğunu, sağlıklı olduğunu anlayamaz. Eğer Yargıtay her şeyi anlayacak, çözebilecek durumda olsaydı, bütün yargılamaları Yargıtay'da yapardık, ilk derece mahkemelerine ihtiyaç olmazdı. Dolayısıyla ilk derece mahkemelerinden itibaren sürecin adil yürümesi gerekir ki, Yargıtay'ın önüne gelen hükümde Yargıtay'ın da göremeyeceği hususlar, yani bazı lehte delilleri mahkeme kale bile almamışsa Yargıtay'ın da haberi bile olmaz. Fatih Bey, bazen bunu ceza avukatları, duruşma avukatları iyi bilirler. Hakimin bir jesti, bir el hareketi bile o mahkemeden adil bir sonuç çıkmayacağını size söyleyiverir. Bunları Yargıtay nasıl denetlesin ki? Göremez bunları. Dolayısıyla burada bizim 2 Temmuz 2012'yi milat almamız durumunda çok büyük haksızlıkların önüne geçmek mümkün olacaktı. Ve hiçbir dava ayrımı yapmadan, insan ayrımı yapmadan. Benim meselem Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Balyoz davası falan bu değil. Ben haksızlıkların giderilmesiyle uğraşıyorum. Yargılanan kişi Kürt olabilir, yargılanan kişi Türk olabilir, yargılanan kişi Fenerbahçeli olabilir. Bunlar gerçekten benim konum değil. Bizim konumuz da olmamalı zaten. Bizim konumuz kim olursa olsun herkes için adil bir çözüm istemekti. Peki bu saatten sonraki çözüm ne? Şimdi ben Galatasaraylıyım zaten. Ben hem de aileden falan kökten feci bir Galatasaraylıyım. Babanız da feci bir Galatasaraylı. Elbette biz hepimiz feci sağlam Galatasaraylılarız. Ama Anıtkabir'e gittiğimde Fenerbahçe forması giydim. Çünkü bir haksızlıkla mücadele ediyoruz burada. Bu tarihten sonra çözüm nedir? Çözümün çok ciddi bir önerim var. İstiyorsanız burada da dile getireyim. Belki de ilk kez bunu dile getireceğim. Belki de ilk kez dile getireceğim. Bizim çözümümüz şu. Madem ki bu ülkenin başbakanı kumpas kuruldu dedi. Bir kere bu kumpası sadece silahlı kuvvetler mensuplarına ilişkin gibi anlamaktan vazgeçelim. Kumpas kurulduysa ve o yapılar başkalarına da kumpaslar kurmuş olabilir değil mi efendim? Biz bunu bir meclis araştırmasına çevirmeliyiz. Örnekleri de vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok kapsamlı bir meclis araştırmasını derhal başlatmalıdır. Özel görevli mahkemelerin yapısını inceleyecek. Bu davaları masaya atacak. Zaten bitmiş davalar değil mi efendim? Kesinleşmiş değil mi bunlar? Hiçbir mahsuru yok anayasaya göre de. Yasama organının görevidir bu. Yasama organı ülkenin başbakanı kumpas kuruldu iddiasını ortaya koyuyorsa bunu incelemekle görevlidir. Ha sonuçta kumpas kurulmadı diyorsa başbakana hesap sorar. Kumpas kuruldu diyorsa da siyaseten hesap sorar tabii. Kumpas kuruldu diyorsa da dosyasını hazırlar, gereği yapılsın diye Cumhuriyet Savcılıklarına verir.
Kim çözecek bunu? Bunu yasama organının el atarak çözmesi lazım. Ha, yeniden yargılama vesaire, bu formüllerin de peşindeyiz. Hala gündemdedir, hala masadadır. Bitmiş dava nasıl yeniden yargılanacak? Yargıtay aşaması geçmiş. Sırf bu sebeple bozulmuş olmasını biz önerdik. Yani sırf 2 Temmuz 2012'den sonra karar verilmiş olmasını, yeniden yargılamanın tek şartı tabii yapılırsa çözülürdü iş. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe davasında Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi'nin ne karar vereceğini bilmiyorum. Oradan tabii bir... Aziz Yıldırım'ın tutuklanmaması o sebepten mi? Yeniden yakalanmış. Öyle sanıyorum. Yani bir bu kamuoyunun da önünde... Göz önünde, gündemde bir davadır. Herhalde Anayasa Mahkemesi de öncelik verecektir, hızlandıracaktır. İnşallah. Anayasa Mahkemelerinin de görevi toplumun bir düdüklü tencere gibi düşünün, basınç. O basıncı tabii hukuka uygun olarak salmak, rahatlatmak görevi de vardır. Dünyada da Anayasa Mahkemelerinin işi budur zaten. Metin Bey, çok teşekkür ediyorum. Siz gideceksiniz, biz hukuk tartışmaya devam edeceğiz. Sayın Hüseyin Ersöz burada olacak. Ergenekon davasını konuşacağız. Sizin de söylediklerinizin ışığında onları da tartışacağız. Size kolaylıklar diliyorum. Bir ufak film getirmişsiniz barolarla ilgili. Çok hoşuma gitti. Onu da size veda ederken. Bizim 5 Nisan Avukatlar Günü'müz. Günüydü, evet. Bir de şunu söyleyeyim. 5 Nisan Avukatlar Günü. Türkiye'de sanıyorum bu siyaset kurumunun iyice çökmesi, çok sert dilin kullanılması, hakaret dilinin kullanılması, %50'lerin %50 benim, %50 senin diye insanların kamplaştırılması, yargının güven telkin etmemesi artık, yasamanın yürütmeye tabi olması, bütün bunlar ve yasama, yürütme, yargının birbiriyle ve kendi içinde adeta iç savaşa tutuşması, tamamdır, ortaya bir Türkiye Barolar Birliği, barolar, avukatlar diye bir güvenilir liman çıkardı. Acaba mı? Herkes güveniyor mu dersiniz? Güven inanılmaz arttı. Güven inanılmaz arttı. Bu çok önemli. İnsanlar ya doğrusu nedir acaba diye dün bakmazlarken bugün Türkiye Barolar Birliği ne düşünüyor tabii diye. Doğruyu arayanlar için geçerli yani, bir şey. Yani inanır inanmaz ama ne düşünüyor diye bakmaya başladı. Zaman zaman kızıyorlar söylediğimize, işlerine gelmiyor veya kafalarındakini söylemediğimizde kızıyorlar. Ama yine bakıyorlar. Ama yine de bakıyorlar, düşününce bakıyorlar. Biz de zaten birilerinin hoşuna gitsin diye değil, doğru budur diye söylüyoruz. Öyle olduğu için de çok ciddi bir güven, hatta işte %60'ları geçtiği söyleniyor. Biz de 5 Nisan'ı bu şekilde kutlamak istedik. 5 Nisan gelse, Türkiye'de hem güvenilir kurumlar arasında giriyorsunuz demektir. 5 Nisan'ı bir avukatları, bizim bütün gücümüz çünkü sonuçta avukatları öne çıkaran. Valla şimdi biraz sonra izleyeceğiniz klipte 83 binden bahsediyor. Tam sayı 84.225 an itibariyle. Yarın artabilir. Yarın artacak. Peki Metin Bey, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, programın ikinci bölümünde ceza hukukçusu avukat Hüseyin Ersöz konuğumuz. Bu bölümde de konuşacağımız konu Ergenekon davasının bir kütüphane büyüklüğündeki neredeyse gerekçeli kararı, bu kararın geçerli olup olmadığı ve bu davaların Ergenekon, Balyoz, Şike gibi bilinen davaların nereye gidip gitmeyeceği. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hiç hayatınızda daha önce 16 bin küsur sayfalık bir gerekçeli karar gördünüz mü? Ben tabii nispeten daha genç bir hukukçuyum. Benim hayatımda görmem mümkün değil ama üstadlarımızla konuştuğumuz zaman onlar da hayatlarında bir gerekçeli karar görmüş. Hukuk tarihinde böyle bir şey var mı? Yok, hayır yok. Yani 16 bin sayfalık bir gerekçeli karar şu anda hukuk tarihinde hangi ülke olursa olsun, bütün dünyadaki bütün ülkeleri göz önüne alın, böyle bir gerekçeli kararla karşılaşılmış değil şu ana kadar. Peki ne demek 16 bin sayfalık bir gerekçeli karar? Şimdi ben aslında bu metne bir gerekçeli karar demiyorum. Bu metne mahkeme heyetinin savunması adını vermiş durumdayım. Çünkü sanıklarla ilgili gerekçeli kararın içerisindeki bölümlere baktığınız zaman hepsinin neredeyse 4-5 tane paragraftan oluşan hukuki değerlendirmelerine yer verildiğini görüyorsunuz. Ama mahkeme kamuoyuna kendisini anlatma biraz derdine düşmüş vaziyette. Biliyorsunuz aylar öncesinden işte Sayın Başbakan, siyasal iktidarın temsilcileri vesaire, özellikle bu hakimlerin
bir yapının parçası oldukları konusunda bir takım değerlendirmelerde bulundular. Biz de bu sürecin içerisinde, yargılama sürecinin içerisinde birçok hukuka aykırılığın yaşandığını ifade ettik. Gerekçeli kararın 7 aylık bir süre zarfında yazılmamış olmasının çok temel bir hukuka aykırılık olduğunu belirttik. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de nihayetinde İlker Başbuğ ile ilgili olarak vermiş olduğu bir karar ortaya çıktı. Ve mahkemeye dedi ki sen 7 ay boyunca gerekçeli kararı yazmadın, dosya Yargıtay'a gitmedi. Bu sebepten dolayı da bu insanlar neredeyse 5 yıla yakın bir süredir tutuklular. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı da 6526 sayılı yasayı onaylayarak tutukluluk süresini 5 yıla indirdi. O zaman sen bu insanları artık serbest bırakmalısın ya da dosyayı Yargıtay'a göndermelisin dedi. Bunun neticesinde de doğal olarak nöbetçi mahkemeler devreye girdiler bu kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber ve ardı ardına tahliyeler gerçekleşti. Ama bakın orada mesela çok önemli bir şey vardı, adım vardı, bir nokta vardı. Onu birçok insan gözünden kaçırdı. 10 Mart tarihinde, bakın mahkemeler 6 Mart tarihinde kaldırıldı Cumhurbaşkanı'nın onaylamasıyla beraber. Fakat aynı mahkeme, Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Mart tarihinde sanıkların tutukluluk durumları ile ilgili olarak bir inceleme yaptı. Dedi ki benim elimde tahliye talepleri var, bu tahliye talepleri ile ilgili olarak ben karar vereceğim dedi. Ve bu kanun anayasaya aykırı ve ben anayasaya aykırılık iddiasında bulunuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin de bu kanunu iptal etmesi gerekir dedi. O dönemde tabii kıyamet koptu. Tam o tarihte nöbetçi mahkemeler işte sanıkların tutukluluk durumları ile ilgili değerlendirme yapıyorlar. Mahkemenin başkanı duruşma salonunun dışında bulunan basın mensuplarını içeriye davet ediyor ve onlara duruşma salonunun içerisinde bir basın açıklaması yapıyor. Bakın bir tahliye talebi var. Nedir usul? O tahliye talebinde avukatına bir karar verdiysen eğer avukatına tebliğ edersin ya da sanıkları bildirirsin ve hep bu şekilde olur. Ama hiçbir zaman bir basın mensubunu karşına alıp kamuoyuna mesaj verir gibi biz gerekçeli kararı şu kadar yazdık. Anayasa Mahkemesi bu konuda devreye girmeli, bu kanun anayasaya aykırıdır, derhal iptaline karar verilmeli. Biz hala kendimizi yetkili görüyoruz, kanun değişikliğini bir anlamda tanımıyoruz anlamında bir çıkış yaptı. Bunun üzerine bana soranlara bu bir kamuoyu algısı yaratma ve nöbetçi mahkemelerin sanıkların tutukluluk durumları ile ilgili verecekleri muhtemel bir tahliye kararının önüne geçme hamlesi olarak değerlendirdim. Ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan da bu konuda bir açıklama geldi. Ve dediler ki yetkisiz bir mahkemedir. Bu sanıkların tutukluluk durumları ile ilgili olarak bir inceleme yapamazlar dediler. Fakat sonrasında ne oldu? Bir gün sonra bu hiç kamuoyuna yansımadı. Bir gün sonra bu açıklamaların hepsi yapılmış. 11 Mart tarihinde aynı mahkeme tarafından bir tutukluluk halinin devamı kararı daha çıktı başka diğer sanıklar açısından. Şimdi bakıyorsunuz mahkeme 10 Mart tarihinde basın mensuplarını karşısına çağırıyor ve diyor ki ben 7000 sayfalık bir gerekçeli karar yazdım diyor. 7000 sayfasını tamamlayabildim diyor. Arkasından kanun yürürlüğe giriyor. 15 gün içerisinde gerekçeli karar yazması gerekir. Süresi 21 Mart tarihinde bitiyor. Fakat bu zaman zarfında ayın 15'i gibi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazı yazıyor. Diyor ki bana ek süre ver. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu diyor ki ben sana ek süre veremem. Benim böyle bir yetkim yok. 21'inde tamamla diyor. 21'inde basın mensuplarını tekrar çağırıyorlar duruşma salonuna. Tekrar bir açıklama yapıyorlar. Ve diyorlar ki ben gerekçeli kararı tamamladım. Ama gerekçeli kararın sayfa sayısını söylemiyorlar. Arkasından 3 Nisan tarihinde basın mensuplarını tekrar çağırıyorlar. Bakın avukatlar falan hiç kimse yok. Sanıkların da haberi yok. Tekrar çağırıyorlar ve diyorlar ki benim gerekçeli kararım 16 bin sayfa. Şimdi dikkat edilmesi gereken konu şu. Ayın 10'unda basın mensuplarına yapmış oldukları açıklamada 7 bin sayfa yazdıklarını söylüyorlar. Ayın 10'undan ayın 21'ine kadar geçen süre zarfında gerekçeli kararı tamamladıklarını söylüyorlar. 9 bin sayfa daha yazıyorlar. Yani 11 günde 9 bin sayfa yazma yeteneğine ve öngörüsüne sahipler. Peki o zaman biz 7 ay boyunca ne bekledik? Yani burada asıl sorulması gereken soru bu. Demek ki 17 günde tamamını yazabilirdin. Aynen öyle. Hadi 17 gün olmasın 2 ay olsun. İşte balyoz davasında da 3 ayda mı 3,5 ayda mı ne tamamlandı? Ve bu sürecin daha da uzayacağını söylemişlerdi. Ve burada çok ciddi bir hak ihlalinin olduğu ve bunun savunulacak hiçbir tarafında olmadığı da aslında ortada. Gerekçeli karar açısından. Şimdi gerekçeli kararın içine baktığımız zaman ise biraz önce de söylediğim gibi yani hakimler tarafından yazılmış olan bu metin benim gözümde bir gerekçeli karardan çok bir savunma metni gibi. Çünkü bu sürecin içerisinde işte avukatlar dediler ki siz savunma hakkını kısıtladınız. İşte esasa ilişkin savunmaları bir saatte sınırlandırdınız.
İşte ömür boyu hapis cezası istenen sanıklarla ilgili savunmaları 2 saate sınırlandırdınız. Bu hukuka aykırı dediler. Böyle bir sınırlandırma yeryüzünde yoktur ceza hukukunda. Ve yine dediler ki siz tavandan mikrofonlar sarkıttınız. Sarkıtılan bu mikrofonlarla avukatların kendi müvekkilleriyle yapmış oldukları görüşmeleri kayıt altına aldınız. Yani bir mahremiyeti ortadan kaldırdınız bu savunma hakkı kapsamında. Kanunda yeri olan bir şey. Dinleyemezsiniz, belgeleri inceleyemezsiniz. Avukatların müvekkillerine vermiş oldukları evrakları duruşma salonu içerisindeki mübaşirleri ve jandarma görevlilerini denetlettiler. Denetlenemez. Bunu da yaptılar. Bunun haricinde tanık dinletmek istiyorsunuz, tanık dinletme talebinizi reddediyorlar. Sanıklar tanığa soru sormak istiyorlar, soru sormalarına müsaade etmiyorsunuz. Işık Koşaner, İlker Başbuğ'un tanığıydı biliyorsunuz. Duruşma salonunun kapısına kadar geldi. Dinlemediler. Kanunda diyor ki dinleyeceksin, getirilirse eğer tanık. Bunu reddettiler, dinlemediler. Şimdi elle tutulur bir karar yok ortada. Mahkemenin tüm bu saymış olduğum hususlara karşı vermiş olduğu cevaplar var. Diyor ki öncelikle meşruiyetini kaybetmiş olan bir yargılamanın her aşamada avukatlar tarafından, siyasal iktidar tarafından, muhalefet tarafından, gazeteciler tarafından, herkes tarafından eleştirilen, Anayasa Mahkemesi tarafından işte özgürlük hakkını ihlal ettiniz şeklinde bir karar verilen bir mahkemenin durumuyla ve duruşuyla ilgili bir savunma metni var karşımda. Ve savunma metninde şunu diyor. Diyor ki benim diyor bu hukuka aykırılıkları evet bunlar ileri sürülüyor ama diyor ben derin devletle mücadele ettim. Ergenekon davası derin devletle mücadelenin bir davası. Yani bir anlamda diyor ki evet bu hukuka aykırılıklar yapılmış olabilir. Fakat ben çok önemli bir misyon üstlendim. Bu üstlenmiş olduğum misyon çerçevesinde de bu hukuk aykırılıklar da görmezden gelinebilecek olan hususlardır diyor. Şimdi siz bir insanın ömrünü tamamen çalıyorsunuz. Yani Tuncay Özkan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Tuncay Özkan'a. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının anlamı şudur. Sizin cezaevinden sadece cenazeniz çıkar. Başka türlü cezaevinden çıkmanız mümkün değil. 36 yıl değil midir? Hayır, ağırlaştırılmış müebbet hapisi ömür boyudur. O bahsettiğiniz müebbet hapis cezası ile ilgili olan düzenlemedir. Tuncay Özkan'ın cesedi sadece oradan şey yapabilir, çıkabilir, naaşı çıkabilir. Fakat siz diyorsunuz ki ben sana bu yargılama sürecinde savunma süresi verdim. Bu davanın başında iddianameye karşı. Sen de saatlerce savunma yaptın. Bu yeterli benim için. Şimdi sadece 2 saat konuşacaksın diyor. Şimdi o zaman şu soruyu sormanız gerekiyor mahkeme heyetine. Ben o yargılamanın başında iddianameye karşı bu cevapları ileri sürerken sadece savunma olarak mı bunları ileri sürdüm? Yani sorduğum soru aslında şu. Sen savcılar olarak, hakimler olarak bana soru yönelttin ve ben yöneltmiş olduğum bu sorulara cevap verdim. Sen eğer bu soruları bana yöneltmemiş olsaydın ben zaten bu kadar konuşmayacaktım. Şimdi mahkeme ama işte bu bizim süre kısıtlamasıyla ilgili yapmış olduğumuz eleştiriyi şöyle cevaplandırmış. Diyor ki bütün avukatların, işte sanıkların teker teker bütün hepsinin konuşma sürelerini teker teker çıkartmış. Demiş ki Hüseyin Ersöz sen duruşma salonunda en fazla konuşan ikinci avukatsın ya da üçüncü avukatsın. Başka işte kaç tane sanığı temsil ediyorsun? İşte kaç tane müvekkilinle ilgili olarak savunma yapmışsın? Bundan hiçbirisinin önemi yok. Sen üçüncü konuşan. Örneğin bir 15 tane müvekkilim var. Ben 15 tane müvekkille ilgili olarak bu süreyi 15'e böldüğüm zaman en az konuşan avukatlardan bir tanesi oluyorum. Ya da şöyle diyor, diyor ki ben diyor yeteri kadar sana konuşma süresi verdim diyor. Bir uygulama var. Uygulama şu. Kaç tane müvekkiliniz olursa olsun fark etmez. Sana 15 dakika veriyorum diyor duruşma esnasında. İster bir kişiyi temsil et, ister 15 kişiyi temsil et. Konuşmanı 15 dakika içerisinde tamamlayacaksın diyor. Şimdi ben 10 kişi ya da 15 kişiyi temsil ediyorsam eğer orada. Böyle bir durumda 15 dakikalık süre içerisinde nasıl onlarla ilgili olarak bir talep konuşması yapabilirim? Ya da bu 2 saatlik süre. 2 saatlik sürede sanıklar kendilerini ifade etmek istiyorlar. Ama o 2 saatlik sürenin içerisinde avukatın yapacağı konuşma da dahil. Şimdi bunun örneğine 3. dünya ülkelerine gidin. 3. dünya ülkelerine bile rastlamanız mümkün değil. Hukuk olduğu herhangi bir ülkede rastlanmaz. Hiçbirinde rastlayamazsınız. Silivri'de özel yetkili mahkemelerde
ve tabii Çağlayan Adliyesi'nde kastediyorum. Askeri casusluk davası, Balyoz davası, Şike davası, İzmir'deki askeri casusluk davası. Özel yetkili mahkemelerde farklı bir yargılama usulü var. Kağıt üzerinde normal ağır ceza mahkemelerindeki yargılama usulü ile özel yetkili mahkemelerdeki yargılama usulü normalde birebir aynı olmasına rağmen uygulamada özel yetkili mahkemeler çok daha farklı bir sistem şey yapıyorlar, benimsiyorlar. Ve mantık aslında şu, genel mahkemelere diyorlar ki sen genel mahkemelerdeki hakimler olarak beni yargılayamazsın ama ben terörle mücadele kanununun kapsamına koyarak seninle ilgili olarak herhangi bir soruşturma izni almak için ben seni yargılayabilirim. O zaman ben senden daha yetkiliyim ve daha üstünüm noktasına getiriyorlar. Buradaki işte bu keşmekeş özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla beraber bir anlamda artık ortadan kalkmış durumda. Ama yargılamaları sürdü. Yargılamaları sürdü, yargılamalar sonuçlandı. Şimdi bunlarla ilgili olarak zaten bunların telafi edilmesi gerekiyor artık bu noktadan sonra. Yani evet, Balyoz davası ile ilgili olarak hüküm kuruldu. Ama şimdi Balyoz davası ile ilgili olarak örneğin önümüzde 4 tane farklı hukuki süreç var. Şimdi birinci hukuki süreç, biliyorsunuz yargılamanın yenilenmesini talep etmiştik. Özellikle şu 5 nolu hard disk ile ilgili TÜBİTAK raporundan sonra. Balyoz Mahkemesi dedi ki hayır, bunu benim için yeni delil değildir. Ben bunu reddediyorum dedi. Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin o farklı bir şey yaklaşım. Şimdi özel yetkili mahkemeler reddettiler bunu. Sonra biz dedik ki Adalet Bakanlığı'na bu sefer başvurduk. Dedik ki bakın özel yetkili mahkemeler böyle diyor. Ama siyasal iktidarın temsilcileri diyorlar ki kumpas var. Balyoz davasında birçok hukuki aykırılık yaşandı. Sayın Başbakan katakulli oldu dedi. Bir bunu, özel yetkili mahkeme zaten bu davayı tamamladığı anda ortadan kalkmış oluyor. Sizin itirazınızın özel yetkili mahkemeye yapılması gerekmiyor ki. Başka bir ağır ceza mahkemesi gitmeniz gerekmiyor mu? Ama bu özel yetkili mahkemelerden önceki süreçte. Ondan önceki süreçte bütün bu özel yetkili mahkemeler red kararlarını verdikten sonra biz Adalet Bakanlığı'na başvurduk. Adalet Bakanlığı dedik ki siz bu yargılama süreçlerinde katakulli var dediniz, kumpas var dediniz. O zaman buyurun bununla ilgili olarak kanun yararını bozma yoluna başvurun ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na bu dosya gitsin. Böyle bir yetkiniz var. Böylece maddi gerçek ortaya çıksın dedik. Yine aynı şekilde şimdi son iki hafta içerisinde bu sefer Balyoz davası ile ilgili özel yetkili olmayan mahkemelere, genel yetkili mahkemelere de bir başvuru gerçekleştirdik. Fakat burada da bir karışıklık var. Şöyle bir karışıklık var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu bir karar verdi ve dedi ki kesinleşmiş olan dava dosyaları ile ilgili olarak ben bir mahkeme belirledim. Bu mahkemeye siz müracaatınızı yapacaksınız. Fakat bozulan bir Balyoz davası var 88 sanıktan oluşan. Onunla ilgili başvuruyu da gideceksiniz. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ni yapacaksınız. Şimdi burada bir ikilik oluşur. Biz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bu konuda bir dilekçe yazdık. Dedik ki birinci daire olarak bu konuda bir karar verin ve hangi mahkemeye yetkili bir hak kaybı oluşmaması için bunu bize bildirin dedik. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu birinci dairesi bir karar verdi ve Kartal'daki mahkeme yetkilidir dedi. Şimdi Kartal'daki mahkemeye bir başvuru gerçekleştirdik. Bu da ikinci başvuru. Ama en önemlisi bence ve bütün bu yargılama sürecindeki hukuka aykırılıkları temel hak ve özgürlükler noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterlerinde ele alacak en önemli merci Anayasa Mahkemesi. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde devam eden bir süreç var. Yargıtay onama kararını verdikten sonra bizler Ekim 2013 tarihinde Balyoz'la ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk ve Anayasa Mahkemesi'nde bu sürecin şu anda takipçisiyiz. Nasıl Ergenekon davasında karar çıktı fakat yaşanan o süreç içerisindeki hukuk aykırılıklar Anayasa Mahkemesi tarafından göz önüne alındı ve bunların giderilmesi yoluna gidildiyse özel yetkili mahkemeler eliyle yaşatılan hukuk aykırılıkların da şimdi yine Anayasa Mahkemesi eliyle belki de düzeltilmesi söz konusu olabilecek. Yani Balyoz davası şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. Doğru. Peki Ergenekon davasının tabi Balyoz da dahil, Şike'ye dahil. Şimdi bunların iki tanesi Yargıtay tarafından onanmış vaziyette. Doğru. Ve ancak işte sizin dediğiniz gibi Adalet Bakanlığı'nın emirle bozması gerekiyor bunu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu gitsin ve yargılamaya ne yapılabilsin diye. Peki Ergenekon bir de 16 bin sayfa olarak şimdi Yargıtay'a gidecek. Orada ne olacak? Bu salıverilen sanıklar yeniden bir tutuklanacak. Yargıtay 16 bin sayfalık iddianamenin içerisinde nasıl çıkacak? O süreç ne kadar sürecek? Yani bana öyle geliyor ki bir hukukçu olarak siz tabii böyle düşünmeyin. Bana öyle geliyor. Bu davalar artık bir anlamda tamamen kadük oldu gibi geliyor bana. Çünkü bu davaların artık içinden çıkılabilirliği var gibi gelmiş. Danıştay ne, Yargıtay neye göre karar alacak? Yani dediğiniz gibi 16 bin sayfa var. Yargıtay bunu hakikaten incelemeye kalksa
birkaç senelik bir süreç. Şu kadarcık bir dosyayı bile 2 sene 3 sene de geliyor. O ne kadar sürecek? Yargıtay bu için özel bir daire bir kurup sırf buna mı kendini verecek? Ne olacak? Bundan sonra ne olabilir? Benim görüşüm şu. Bu davalar öldü diyorum ben. Evet. Şimdi tabii ben sizin kadar böyle kesin konuşamıyorum. Çünkü Balyoz davasında biz bu süreci bir kez tecrübe ettik. Ve o bizim için çok acı bir tecrübe oldu. Yani Ergenekon davasında ne yaşandıysa Balyoz davasında buna benzer bir şey yaşanmıştı. Ve Balyoz davasında ki savunmalar nispeten Ergenekon'a göre daha kısaydı ve daha komplikeydi. Yani orada bir Word belgesinin üzerinde 10 kişinin ismi yazıyor. O 10 kişi de aynı savunma yazıyor. Ben böyle bir Word belgesi görmedim, bana böyle bir emir tebliğ edilmedi dediler. Ve imzasız dijital dokümanlardı onlar. Şimdi Ergenekon davasında her bir sanığa yüklenilen, yöneltilen suçlamalar daha farklı. O yüzden bu sürecin Balyoz davasından çok daha uzun süreceği bir gerçek. Balyoz davasında bu süreç ne kadar sürdü? 1 sene sürdü. Dava dosyası bu kadar kalabalık mıydı? Hayır, değildi. Ergenekon davasının yargılaması sadece 5 sene sürdü. O da hızlandırılmış biçimiyle. Kesinlikle öyle. Normalde 40 sene falan sürerdi. Ve savunma hakkı kısıtlandı. İşte sen 2 saat konuşacaksın, sen 15 dakika konuşacaksın diye sınırlandırmalar söz konusu oldu. Emsal bir kararın 30 sene sürmesi gerekir. Öyle söyleyeyim. Çok hızlı bir şekilde bir yargılama gerçekleştirildi. Bu hız tabii temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine neden oldu bu hız neticesinde. Ve Balyoz'dan çok daha karmaşık bir yargılama süreci şu anda Yargıtay'ın önüne gidecek. Daha da gitmedi. Şimdi siz bütün delilleri Yargıtay'ın önüne göndermek zorundasınız. Ben hesaplamıştım onu. 120 milyon sayfa Word dokümanından bahsediyoruz. Şimdi bunu bir insan ömrünün ne kadarını mümkün vererek değil. Bunu okuyabilir. Mümkün. Bütün ömrünü çok okuyamaz. Şimdi gerekçeli kararda biz hakimleri tarafsız ve bağımsız olmadıklarını ileri sürüyoruz, ifade ediyoruz. Şimdi bizim de itirazlarımız olacak. Şimdi bu gerekçeli kararı önce bize tebliğ edecekler. Biz bu gerekçeli karara karşı değerlendirmelerimizi yazacağız. Şimdi hakimler 7 ayda bunu incelediler ve değerlendirdiler. Biz de aynı dokümanları inceleyeceğiz. Bizim de belki bir 7 ay ihtiyacımız olacak. Daha sonra bütün bunların hepsini biz mahkemeye sunacağız. Mahkeme bunu Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderecek. Şimdi Yargıtay 9. Ceza Dairesi Balyoz davası ile ilgili olarak onama kararını veren daire. Böyle bir şey var, bir durum da var. Şimdi bu davaya yaklaşımı nasıl olur? Bu davayla ilgili olarak nasıl bir karar verir konusunda bizim ciddi şüphelerimiz ve endişelerimiz var. Ben bir hukuk adamı olarak aslında bundan sonraki yargı süreçleriyle ilgili olarak çok fazla yorum yapmaktan imtina ederim. Ama Ergenekon ve Balyoz davası, çünkü o insanları töhmet altında bırakmış oluyoruz. Ama Ergenekon ve Balyoz davası birbirine benzer iki yargılama süreci olduğundan dolayı ve biz Balyoz davasında çok ciddi hukuk aykırılıkları, benzer hukuk aykırılıkları Yargıtay önünde ifade etmiş olmamıza rağmen bir sonuç elde edememiş olmamız ciddi anlamda bir tereddüt yaşamamıza burada neden oluyor Ergenekon davası ile ilgili olarak. Ama sorduğunuz soruya gelecek olursak, bu dosya Yargıtay'a gidecek. Yargıtay önce Yargıtay Başsavcılığı bu dosyayı inceleyecek. Yargıtay Başsavcılığı tebliğnamesini hazırlayacak. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne sunacak. Yargıtay 9. Ceza Dairesi raportörlerine verecek. Raportörleri bir rapor hazırlayacaklar. Bizim iddialarımızı araştıracaklar. Arkasından Yargıtay 9. Ceza Dairesi duruşma günü belirleyecek. Avukatlar gidecekler, burada da sözlü savunmalarını yapacaklar. Ondan sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu savunmalarla ve mahkemenin gerekçeli kararıyla bağlı bir şekilde incelemesini yapacak ve bir karar verecek. Bana sorarsanız bu süreç ne kadar sürer? Bu süreç bana kalırsa en az 2 sene sürer. Balyoz 1 sene sürdüyse Ergenekon'da bu sürecin 2 saat sürmesi, 2 sene sürmesi gerekir. Şöyle söyleyeyim, normal bir insan, şimdi bir hesap yaptım, normal bir insan 1 saat, yani iyi okur bir insan 1 saatte yaklaşık 10 sayfa civarında, bir dakikada 10 sayfa civarında okuyor. Çok hızlı okuma yapan bir insan. Bu hızlı okursa birisi bu dosyayı, 120 milyon sayfa dediniz. Yaklaşık 8500 gün sürüyor. Non-stop 24 saat okursa. Evet. Şimdi Yargıtay'ın nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalacağını aslında siz yapmış olduğunuz basit hesapla ortaya koydunuz. Bu bahsetmiş olduğunuz şey bir roman okur gibi. Roman okur gibi non-stop 24 saat okursanız okuması 10 küsur yıl sürüyor. Şimdi roman okumakla bir hukuki metini okumak, bunu yorumlamak, İnsanların özgürlükleriyle ilgili olarak bir kararı değerlendirmek çok daha zor. Şimdi o yüzden Yargıtay'daki hakimlerin işi çok çok zor. Ama burada bence göz önünde bulundurulması gereken temel konu
Artık bu gerekçeli kararda davanın esasıyla ilgili yazan şeylerin hepsini bir kenara bırakmak ve bu yargılama sürecinde usule ilişkin hukuka aykırılıkları Yargıtay'ın öncelikli olarak inceleyip değerlendirmesi olmalı. Yani eğer Yargıtay olacak böyle. Böyle olmalı. Yani çünkü usul esasın güvencesidir hukukta. Eğer usule aykırı bir şeyi tespit ederse, yani işte savunma sürelerinin kısıtlanması, tavandan mikrofon sarkıtılıp ses kaydı yapılması, evrakların incelenmesi, getirilen tanığın dinlenmemesi gibi temel usule aykırılıkları eğer Yargıtay göz önüne alır ve bununla ilgili olarak öncelikle bir inceleme yaparsa, zaten adil yargılamanın koşulları oluşmadığından dolayı bununla ilgili olarak bir esasa girmeksizin, inceleme yapmaksızın bir karar vermesi söz konusu olabilir. Ve bu bence kamu vicdanının tatmin olması, bu yargılamada yaşanan hukuk aykırılığının giderilmesi için önemli. Peki yargılama yine yapılırsa tekrar 13. ağır ceza mı geçecek, yoksa artık o tamamen bitti mi? Bu kararla beraber o mahkeme bütün işlemi yitirdi mi? 13. Ağır Ceza Mahkemesi bitti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev alan hakimler biraz da tenzili rütbeyle farklı mahkemelere gönderildiler. Örneğin üye hakimlerden bir tanesi Trabzon'a gitti, bir tanesi Sakarya'ya, diğeri Bolu'ya gitti. Tüketici Mahkemesi'nde görev alan hakimler var. Asya Ceza Mahkemesi'nde görev alan hakimler var. Şimdi bu yargılamayı yapacak 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bütün dosyası 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Bundan sonraki işlemler artık 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak. Gerekçeli kararın tebliği de dahil olmak üzere bütün işlemlerin bu mahkemedeki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki hakimler tarafından yapılması gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer bir bozma kararı verilirse, böyle bir durumda bu bozma kararını inceleyecek olan ve bununla ilgili olarak karar verecek olan mercin de 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Yani bundan sonra sizin mahkemeniz 5. Ağır Ceza Mahkemesi. Doğru. Peki şimdi Ergenekon'da yine bir şans var. Yargıtay şansı var. Yargıtay dediğiniz gibi bunu usulden bozarsa 5. Ağır Ceza. Diğer mahkemelerde Anayasa Mahkemesi de bozmazsa bununla ilgili bir haksızlık kararı almazsa ve bu olmamış demezse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında bir formül yok. Bu formülden bir şey çıkarmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu denli kapsamlı dosyalara bakabilir mi? Ne kadar sürede bakabilir? O süre içerisinde bu insanlar hapiste mi kalacaklar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii Anayasa Mahkemesi'nden sonra gelen bir süreç ama Balyoz davasında başka bir örneği var aslında bunun. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu kararı var. Bu 1 Mayıs 2013 tarihinde alınmış olan bir karar. Orada işte özgürlük hakkıyla ilgili olarak, tutukluluk süreleriyle ilgili olarak, tavandan sarkıtılan mikrofonlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu ihlal kararı verdi. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir. İşte kim var bunun içerisinde? İşte ünlü Ukraynalı profesör, ceza hukukçusu. Bir uluslararası ceza hukuk otoritesidir. Yine aynı şekilde Pakistan'daki ünlü bir avukat. İşte yine Senegal'deki Anayasa Mahkemesi Başkanı. Yani dünya çapında bütün hukukçuların saygı duyduğu ve ceza hukuku otoritesi olarak kabul ettiği isimlerden şey yapıyoruz, bahsediyoruz. Bunlar Balyoz davasında yapılmış olan başvuruyu önlerine aldılar ve dediler ki burada özgürlük hakkı ihlal edilmiştir. Burada adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir dedi. Ha, şimdi 9. Ceza Dairesi ile ilgili olarak biraz önce işte kuşkularım var dedim ya. İşte bu kuşkularım, biz bu kararı 9. Ceza Dairesi'nde de ifade ettik. Yani orada duruşmalar devam ederken bu karar ortaya çıkmıştı. Ve orada bunu ifade etmemize rağmen biz Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun vermiş olduğu bu kararla bağlı değiliz dedi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne yönde karar vereceğini, İşte bu Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun vermiş olduğu karar çerçevesinde değerlendirmek lazım. Çünkü her ikisi de bir uluslararası hukuk otoritesi, her ikisi de insan hakları çerçevesinde bir değerlendirme yapıyorlar, temel insan hakları metinleri çerçevesinde ve yaşanmış olan süreci de bu metinler çerçevesinde değerlendiriyorlar. Burada o yüzden bu 1 Mayıs tarihinde Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu tarafından verilmiş olan kararın bir benzerinin ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kesin, bakın %1 ihtimal bile vermiyorum, %100 çıkacağını düşünüyorum. Peki Türkiye bunu uygulamak zorunda mı? Uygulamıyor bazen, tazminat veriyor, geçiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar bizim iç hukukumuza göre yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul ediliyor. Yani orada o kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını mahkemeye sunup
bakın adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir şeklinde bir karar verdi dediğinizde yargılama yenilenmek zorunda. Artık zorunda yani. Zorunda. Yani tazminatı kurtulamazlar. Hayır, kesinlikle kurtulamazlar. Peki şimdi geçen gün benim bir hukukçu, hakimlik de yapmış bir hukukçu dostum dedi ki, ya dedi 16 bin sayfalık bir iddianame zaten başka hiçbir delile, hiçbir şeye gerek olmadan savunma hakkını ihlal edilir. Çünkü makul süre içerisinde hiç kimse bu 16 bin sayfalık iddianameyi okuyup da buna göre savunma düzenleyemez. O yüzden sadece bu iddianamenin varlığı bile bunun bozulma ve adil yargılamanın olmadığını ispata yeter dedi. Katılır mısınız? Kesinlikle katılırım. Çünkü şimdi mahkeme ne dedi? Mahkeme dedi ki ben 8 ay içerisinde bu gerekçeli karar tamamladım. Biraz önce de ifade ettim. Eğer mahkemenin bu konuda 8 aylık bir süresi varsa o zaman avukatlara da en az 8 ay süre vermesi lazım. Yani bu savunma hakkı açısından aslında bir zorunluluk. Ben şimdi mahkeme heyeti 3 kişi. Mahkeme heyetinin emrinde bir sürü sayısız katip var. Kalemler var, katipler var. Bu gerekçeli kararı kaleme alanlar çoğunlukla katipler. Mahkeme heyeti yazın diyorlar ve yazıyorlar. Onlar söylüyorlar, onlar yazıyor. İnanılmaz bir teknolojik altyapı var ellerinde. Tek bir kelime yazarak bütün dosya kapsamındaki evrakları bir PDF programıyla kolaylıkla tarayabiliyorlar. Ve kimin ismi nerede, hangi metinde geçiyor, ne zaman söylenmiş bunların hepsini tespit edebiliyorlar. Şimdi benim elimde böyle bir imkan yok. Şimdi öncelikli olarak biz silahların eşitliği adını verdiğimiz bir temel ceza hukuk ilkesi vardır. Silahların eşitliği demek iddia makamının elinde de savunma makamının elinde de aynı güçte ve imkanların olması anlamına gelir. Şimdi ben savunma makamı olarak mahkeme heyetinin yazmış olduğu 16 bin sayfayı teker teker okuyacağım. Bununla ilgili hukuk aykırılıkları tespit edeceğim. Sonra o 120 milyon sayfalık doküman büyüklüğünün içerisinden bu ileri sürülen hususlara karşı delillerimi bulacağım. Bunları teker teker tasdifleyeceğim. Bunlarla ilgili olarak metnimi yazacağım ve ondan sonra Yargıtay'a göndereceğim. Bu inanılmaz bir çalışma yükü demek. Bu işte 10 kişiyi temsil ediyorsanız eğer ya da 15 kişiyi temsil ediyorsanız her biri için ayrı ayrı bir mesai anlamı taşır. Bu sebepten o işte bahsetmiş olduğunuz meslektaşımın söylemiş olduğu değerlendirme aslında çok doğru. Biz gerekçeli kararda şunu biliriz. Hep şunu gördük. İddia ortaya koyulur, deliller tartışılır ve arkasından bir sonuç verilir. Yani bu gerekçeli kararda olduğu gibi yargılama sürecindeki hukuk aykırılıklarının savunmasına girilmez. Ya da mahkeme heyetinin şöyle bir iddiası olmaz. Bu gerekçeli kararda o da yazıyor. Ben derin devletle mücadele ediyorum. Derin devletin ortaya çıkartılması için yapılan ilk yargılama sürecidir bu. Bu demokrasinin gelişmesi için, aşama kaydedilmesi için önemli bir imkandır değerlendirmesini yapıyor. Hı hı. Şimdi mahkeme heyeti böyle bir değerlendirme yapamaz. Bu siyasi bir değerlendirmedir. Mahkeme hukuki delilleri ortaya koyar, bununla ilgili yorumlarını yapar. Bunu ortaya koyduktan sonra Yargıtay'da bunlar tartışılır ve bunu yapacak olan, bu değerlendirmeyi yapacak olan gazetecilerdir. Bu değerlendirmeyi yapacak olan akademisyenlerdir. Yani onlar bu metne bakıp bu demokrasinin korunması için, demokrasinin aşama kaydetmesi için çok önemli bir metin. Bu aynı zamanda şey gibi de görünmüyor mu böyle bir gerekçe mahkemeye talep yapılması? Mahkeme heyeti sanki iddia makamının devamıymış gibi davranıyor. Yani adaleti arayanmış gibi ya da iddia makamıyla savunma arasındaki dengeyi gözeten değil, iddia makamının uzantısıymış gibi davranmış olmuyor mu? Kesinlikle öyle ama bu yargı sürecinin tamamına aslında hakim olan bir mantık. Hatırlayacaksınız çok kamuoyuna mal olan bir konudur. Tuncay Özkan her seferinde duruşma esnasında çıkıp mahkeme heyetine şunu sormuştur. Benim suçum ne? Bana evet. Suçumu söylesinler. Çünkü iddianame o kadar muğlak ki iddianame herhangi bir örgütsel ilişki ortaya koymaksızın insanları çeşitli hatta şöyle diyor iddianame. Mesela siz de benim arada bir ilişki bulamıyorlar. Diyor ki bunlar örgüt ve o kadar dikkatler ki ilişki bile kurmamışlar aynen diye öyle. Bölümler var içinde. Aynen öyle. Yani zaten şöyle bir değerlendirme var. Yani bu örgüt yapısının içerisine herkesi sokabilirsiniz. Diyorlar ki Ergenekon terör örgütü mensupları her ne kadar örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürseler de kendi haberleri olmadan örgüt tarafından kullanılıp bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde kullanıldıklarının da farkında değillerdir diyor. Mesela şimdi bunun içerisine her şeyi sokabilirsiniz. Her şey girebilir. Her mesela insan girebilir. Bir tanesiyle ilgili suçlama şu diyor ki bağlantısı vardır çünkü cep telefonunda telefon numarası vardır diyor. Evet. Telefon filisinin numarası vardı diyor. Yani şimdi benim telefon filisimde
Herkes olmaz mesela. Beni örgütten atsalar, mesela Ankara'daki bütün siyasiler gitti çünkü hepsinin burada telefonu var. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Şimdi şeyde günümüz dünyasında bir teori var. Beş adımda... Altı adımda herkes akraba. Herkes birbiriyle ilişkili kurulabiliyor. Yani bu da o mantıkla aslında kurulmuş olan bir şey. Ben Amerika'da bir gazeteci aramış. Aydın gazeteci Beyaz Saray'ı aramış. Beyaz Saray'ı da Obama'yı aramış. Bitti. Şimdi örnek değil mesela. İddianamede diyor ki işte Mustafa Balbay ya da Sinan Aygün işte falanca kişiyle telefon görüşmesi yapmış. Tuncay Özkan'la telefon görüşmesi yapmış diyor. Peki hangi telefon görüşmesinden gerçekleştirmiş? İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin telefonundan ya da Aton'un telefonundan, Ankara Ticaret Odası'nın telefonundan gerçekleştirmiş. Ya peki bu Ankara Ticaret Odası'nın ya da Cumhuriyet Gazetesi'nin dahili telefonundan yapılmış olan, santralinden yapılmış olan bütün telefon görüşmeleri Mustafa Balbay tarafından mı yapılmıştır? Yapılsa olur yani bir gazeteci, bir oda başkanını, bir sivil toplum kuruluşu arayamaz mı? Arar. İstediğinde konuşur. Önemli olan siz o konuşmanın içeriğinde suç var mı yok mu? Suç var mı yok mu? Ya da o telefon konuşması da tek başına suç değildir. Bu telefon konuşmasında bir şey planlarsınız. Sonra bir eylem gerçekleşir. Gerçi Türkiye'de yasal değişiklikle biliyorsunuz eylem planlamakla eylem yapmak arasında hiç fark kalmadı. Hiç fark kalmadı haklısınız. Yani mesela ben şimdi şu anda sizi dövmeyi düşünebilirim içimden ve siz bunu iddia ederek beni mahkum ettirebilirsiniz. Bu herif beni dövmeyi düşünür dersiniz ve bu suç oldu artık Türkiye'de. Yani hani eksik teşebbüs, tam teşebbüs, yarım teşebbüs falan kalmadı. Her şey teşebbüse girdi. Ama ve işte, suçu işlemekle teşebbüs arasında herhangi bir ceza farkı kalmadı. Ama işte ne yazık ki işte bu tarz tecrübeler, yani Balyoz davası gibi, Ergenekon davası gibi, Şike davası gibi hukuki tecrübeler aslında bu hukuki altyapının ve bu mantalitenin oluşmasına mesela neden oluyor. Yani buna benzer yargılama süreçleri... Peki umudunuz var mı? Bundan sonra ne olur? Ne bekliyorsunuz? Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Yani ben Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin temiz incelemesinde bu kararı mutlak suretle bozacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum. Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin tam anlamıyla hayata geçmesi için insanların adil yargılanma hakkının olması gerektiğini, savunma hakkının olması gerektiğini, özgürlüklere saygı prensibi çerçevesinde bu yargılamaların gerçekleşmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu sebepten ben hiçbir zaman hukuka olan inancımı kaybetmedim. Yani ne acı tecrübelerimiz oldu Balyoz davası gibi ya da İstanbul askeri casusluk davası gibi. Ama bu acı tecrübelerimizin hiçbirisi bizim geleceğe bakarken veya bundan sonraki aşamaları değerlendirirken umutsuzluğa kapılmamıza neden olmadı. O yüzden ben Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bu yaşanan hukuksuzluklar karşısında kayıtsız kalmayacağını, kalamayacağını ve bu davayla ilgili olarak adil yargılanma hakkı ihlal edildiğinden dolayı bir bozma kararı vereceğini düşünüyorum. İnşallah. Biten davalar? Biten davalarla ilgili olarak top Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi... Ne kadar zamanda karar çıkar? Yani şimdi Anayasa Mahkemesi'nin örneğin avukatlara hükümet savunmasını sundu Anayasa Mahkemesi'ne Balyoz davası ile ilgili olarak. Ve avukatlar da hükümetin bu değerlendirmelerine karşılık olarak değerlendirmelerini Anayasa Mahkemesi'ne ilettiler. Normalde Anayasa Mahkemesi'ndeki prosedür şu anda tamamlanmış vaziyette ve zannediyorum ki heyetler artık bu başvuruları incelemeye aldılar, değerlendiriyorlar. Biraz önce de örnekledim. Yani ortada bir uluslararası hukuk otoritesi tarafından, Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu tarafından verilmiş olan bir adil yargılanma hakkı ihlali tespiti var. Bu tespit çerçevesinde eğer evrensel hukuk normları çerçevesinde bir karar verilirse... Bir iki ay karar çıkar diyorsunuz. Bir iki aydan çok daha kısa sürebilir. Peki teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, ikinci bölümde konuğumuz Sayın Hüseyin Ersözlü. Bu arada mailleriniz var. Diyorsunuz ki 120 milyon sayfa iddianameyi okumak, belgeleri okumak yıllar sürer. Peki bunlar nasıl yazıldı? Efendim bunlar bir kişi tarafından yazılmış şeylerdir ama okuyacak olan bir kişi. Yani buradaki belgelerin tamamı farklı farklı kurumlarda yazılmış. Hatta kimisi yıllar önce yazılmış ve delil olarak dosya eklenmiş bir takım belgeler. Kimi uydurma olduğu söyleniyor, kimi gerçek belgeler. Ve bunu yüzlerce kişilik, hatta belki binlerce kişi ayrı ayrı zamanlarda yazmış. Bunların hepsi toplanınca, yani şöyle düşünün, bu kütüphane delildir diyorsunuz. Şimdi bu kütüphane delildir dediğiniz anda sizin yazmış olmanız gerekmiyor. O kütüphanedeki bütün kitaplar delildiği zaman onların hepsi delil oluyor ve dava dosyasına giriyor. Böyle bir şey. O yüzden bir kişi oturup 120 milyon sayfayı yazmadı. Bunu biliniz. İkincisi çok çekilen bir şey var. Onu da bir söyleyeyim diyor. Bazı izleyicilerimiz sağ olsunlar diyorlar ki, başbakanın hiçbir söylediğine inanmayan, hiçbir söylediğine doğru demeyenler başbakanın burada katakulli demesine niye inanıyorlar? Belki de başbakan öylesine söyledi. O zaman da ben de şunu soruyorum. Başbakanın her söylediğine inananlar buradaki söylediğine niye inanmıyorlar? Bu da aynı sorunun tersten sorulmuş hali. Onun cevabını da
isterseniz kendi kendine siz verin. Başbakanın her dediği doğruysa bu da doğrudur diye düşünebilirsiniz. Tersi düşünenler de söz konusu. Hüseyin Bey sağ olun katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Değerliler haftaya tek tek tekrar beraber oluncaya kadar hoşça kalın.